senin de anlattığın karşılaşmalarda Chamber'ın Icebox'a oynandığını gördük. Evet, Yampi özelinde, Chronicle evet. özelinde gerçekten çok fazla tercih ediliyordu. Sola Sage Viper üçlüsünden vazgeçmeyen Icebox takımlarını görüyoruz. Ya Bia'yı gerçekten Chamber'la görmeye çok alıştık. Kendisini de çok konforlu hissettiği belli. Hem kendisine operatörle iyi pozisyonlar hazırlayabilen hem de bir noktadan Sentinel katkısı verebildiği için Bia'nın da kendini bulduğu bir ajan olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Futbol savunma tarafında başlayacak Team Liquid'a, saldırı tarafında başlıyor olacak. Serinin ilk haritası iki takıma da başarılar. Evet, hücum tarafı B tarafında şekilleniyor gibi gözüküyor. Şu an Team Liquid drone'la birlikte hareket ediyor. Şimdi Nightche önden hareketlenen isim. Hemen orada One Way Smoke açıldı. Pova tarafından ve geçişi izleyen yine Pova var. Yardımında da bir Moj görüyorum şu anda. Yukarıda hemen ilk skor Moj'dan geliyor. Bia üzerinde headshot'la, ghost headshot'ıyla skor bulmayı başardı. Sight'ın kontrolünü yavaş yavaş almaya çalışıyor ama Kiwi'den bir Decade skoru var A tarafında ve 5 ve 3'e geldi durum şimdi. Futbol iş burayı yavaşlatmak isteyebilir. Orada da bir taret görüyorum. Şimdi duvar geliyor Bardot'tan. Oraya plant'ı almaya çalışacaklar ama duvar çok çabuk kuruldu ve şok okları da geliyor. Pova ve Moj bu plant rakibine vermek istemiyor ve Spike'ı da bulmayı başardı Moj. Harika bir başlangıç. Önce B'den alınan bir skor. A'da da Lurker'ın bulunması oyunun B'de olduğunu gerçekten ciddi bir şekilde açık etti. Plant'e de müsaade edilmiyor. Futbolist oyuncu avantajını iyi kullandı burada. Ve biraz fazlaca sıkışan Team Liquid oyuncuları bakalım buradan çıkış bulabilecekler mi? İyi değerleşen bir futbolcu var kesinlikle site içerisinde. Nightche Fairwell'e doğru yardıma geliyor ama bu arada kötü bir timing. Mr. Fallen elinden keşif okunu çıkardı. Karşılıklı keşif okları. Fairwell'in yeri belli. Moj'unki de belli oldu ama çok bir şey ifade etmiyor. Buraya giriş mümkün olmayacak. Evet, oldukça zor gözüküyor. Bütün savunma oyuncuları bu tarafta zaten. Şimdi Viper duvarı şurası. Savunma tarafına düşecek. Hücum tarafında da düştü şimdi. Fairwell headshot'ı göndermiş olmasına rağmen hala skoru bulamadı. Bir tane geldi. Herkese tek tek headshot'ları gönderdi ama Klasik'in de avantajı burada sadece bir tane skor bulan Nightche var. Moj düşüyor ama 4 oyuncusunu hayatta tutarak futbol işte tabanca roundunu net bir şekilde kazanıyor. Fairwell ekstra yapmak üzereydi gerçekten. Ne kadar zor bir pozisyon olsa da götürebildiği kadar oyuncu götürmek istedi ama senin de söylediğin gibi silah dezavantajı net bir şekilde hissediliyor. 1-0'la açtı futbolist. Güzel bir özgüven roundu da oldu onlar için aynı zamanda. Hem stratejinin erken anlaşılabilmesi hem de bulunan ekstra skorlar iyi bir başlangıç onlar adına. Şimdi alt tarafında Kiwi Marshall ile oynuyor olacak. Diğer oyuncularda Spectre'ler görüyorum. Bir Echo var. Liquid tarafında plant gelemedi ve yalnızca bir oyuncu düşürebildiler. Evet. Sadece bir Ghost, bir tane de Şerif görüyorum. Nightche hızlı şekilde koşuyor. Ortayı kullanıyor. The Kelly de tüpün üzerine çıkmış. Mr. Fallen Nightche'yi bulmayı başardı ortada sızmaya çalışırken. Ses de veriyor tabii KD ve geriye doğru çekilecek. Tüpün içerisinden Fairwell site'a kadar yaklaşmış ama orada bir sarmal bomba var. O sarmal bomba açıldı. Fairwell açıdan bir tane KD'yi buldu. Pova'dan iki tane headshot bir ve Fairwell üzerinde ve son oyuncu sarının arkasında bulunan Bardolf elinde sadece klasiği var ve o da ekonomik hasar vermeye çalışacak fakat çok da mümkün gözükmüyordu zaten. Kiwi hiç oyuncu kaybetmiyor. Futbolist 2 round çok temiz gözüktüler şu ana kadar. Harika başladılar. Hatırlıyorsan haritanın başında iyi başlayan bir futbolisti gerçekten durdurmak çok kolay olmuyor dedi. Kele ekibi bonusla kazanılırsa futbolist harika bir başlangıç yapmış olacak. Şimdi bir gun roundu Team Liquid adına pistol roundunun gelişimini yeniden izliyoruz. Bir yandan da Pova'nın güzel line-up'ı arka arkaya gelen iki oyuncu hata yapmadı. Spectre'nin yakın mesafede kuvvetinde iyi kullanıyor. Futbolist'ten gerçekten iyi bir başlangıç. Nightche ve Kedi mid'de iyi bir baskı yaratabilselerdi round'un gidişatı belki de farklı olabilirdi ama buna izin vermeyen bir futbolcular. Evet. Evet, 5 tane tabii rifle var şu anda. Bir bonus round geliyor. Futbolist tarafından hızlıca, yalnız ortadan tüp altından giren bir KD var. Orada farkın tüpün var. Yardımıyla birlikte tabii bunu futbolist biliyor. Çok standart bir hücum stratejisi artık bu. Pova yalnız orada Vanmey'e Smoke'un yardımıyla gizlendi. Çok önemli bir düello. Fairwell Pova'yı bulmayı başarıyor. Moj Bia'yı buldu. Spike kuruluyor ama 4'e 4 Kiwi. Çok kritik bir skor geldi. Nightche tarafından 4'e 3 Spike da kuruldu artık. Burada avantajlı olan taraf Futbolist. Bir tane daha kill buldu. 3'e 3 pozisyon. Site içerisinde canı az Moj. Önce canı az olan Kedi'yi sonrasında Bardolf'u yakaladı. Geriye kalan tek isim Fairwell. 3'e 3'te Liquid'a biraz sınıfta kaldı. Fairwell kılıcı deneyecek. Güzel bir headshot. Yalnız bir duvar kuruldu. Bu yüzden Diffuse gerçekleşecek ve Krax Diffuse'u bırakmadı. Futbolist bonuslu da çalıyor. İki oyuncu hayatta kalarak Fairwell'in elinde tek teselli bir Vandal. Harika oynadılar burayı. Yani savunmada muazzam bir oyun. Gerçekten harika bir oyun. Tabii site içerisinde sıkışan oyuncuları Moj yakın mesafede cezalandırmayı başardı Spectre ile birlikte. Halbuki 4'e 3 sayı avantajı da burada Team Liquid tarafındaydı ama yani çok kritik bir round, çok önemli bir round. Çünkü hem moral bozar hem de
çok ciddi bir ekonomi oluşturuyor evet. Futbol için. Skor avantajı da cabası. Aynen öyle. 3-0'a geldi durum ve 4-0'da artık işten bile değil. Ama tabii bu senaryolarda çok fazla round çalındığını da gördük 3-0'dan sonra. Kivi önde karşılamak istiyor. Knight'e perdenin yardımıyla belli bir mesafe kat edebildi. Burada Kivi'ye yardım da var. Hem de 2 kişilik drone geldi. Kivi'yi işaretlemedi. Ve keşif oku birkaç oyuncuyu tespit edecek. Kivi headshot angle'da hata yapmadı. Bir oyuncu daha gelecek cross'una. Duvar kırılıyor ama ciddi bir savunma var burada. Team Liquid'ın bu silah dezavantajıyla buraya girebilmesi çok kolay gözükmüyor. Bir drone da kullanıldı. En az 2 oyuncu tespit edilirken Bardolf da işaretlendi. Gayet net bir savunma. Liksa kendine bir alan arıyor şu an için ama bulmak çok kolay olmayacak. Evet, yani hemen hemen bütün oyuncuların burada olduğunu biliyor zaten 4 oyuncunun da. Futbol isimli Pova arkadan da geliyor. Krax elinde Spectrum var, yakın mesafeden tutuyor. Orada bir 2 oyunculuk harika savunma var. Yalnız Victor Pauling 2 oyuncuyu düşürmeyi başarıyor. Kivi de hemen yardım noktasında ama Kedi bir oyuncuya hasar verip Kivi'yi de düşürüyor. 4 ve 2'ye geldi durum. Arkadan Pova gelmiş yalnız o. Ve şu an tespit edilmiş durumda değil ve beklenmiyor. Krax bir ayı düşürüyor. Kendinin pozisyonu belli. Mr. Fallen de onu buluyor. Mr. Fallen'den kuvvetli bir savunma. 4 oyuncuyu yine hayatta tutan bir futbolist var. Yani silah dezavantajının olmadığı her round'da çok kolay geçti şu ana kadar. Gerçekten öyle. Bu arada bir tane Spectre save'lenmişti futbolist cephesinde. Evet. O da Fairwell'in Vandal'ıyla değiştirildi. Ekonomik olarak da herhangi bir hasar söz konusu değil. Bir oyuncunun düşmesi de herhangi bir hasar yaratmadı. Futbolist gerçekten çok çok iyi başladı mücadeleye. Liksa'dan bir mola var. Bu esnada Liksa'nın biraz değişimini konuşmak istiyorum. Ben kuruldukları aşamada, elemelerine katıldıkları aşamada biraz daha park takımı, biraz daha hızlı oyun takımı gibi gözükmelerine rağmen özellikle birkaç haritada bu taktiksel oyunu da iyi adapte edebilmişler gibiydi performanslarına. Ama görünen o ki bu maça biraz daha hızlı oyun mentalitesiyle başladılar ama futbolist gerçekten sert bir kaya ve buna şu an toslamış gibi gözüküyorlar. Evet, özellikle yani futbolist için her zaman neden bahsettik? Futbolist kuvvetli bir aslında nasıl anlatmak lazım? Bir yapı takımı. Evet. Yani senin sistem söylediğin takımı. Sistem takımı aynen öyle. Ve oyununuza, onların oyununa, oyununu bozamıyorsanız, birazcık onları konfor alanından çıkarmıyorsanız hakikaten bir kaleye dönüşüyorlar, bir sert bir taşa dönüşüyorlar. Şu an için öyle bir görüntü var futbolist tarafında ki Icebox'ta bunun benzerlerini çok gördük daha öncesinde futbolist için. Şimdi bir gun round iki taraf için de ilk kez gerçekleşiyor olacak. İki tane operatör, Kivi ve Bia'nın ellerinde. Tabii Sentinel olarak Chamber bunu yapabilen bir ajan kesinlikle. Şurası. Işınlanmasının yardımıyla yine hücum ağı arkasında şekillenmiş durumda. Yine agresif başlayacak galiba futbolist. Evet, iki oyuncu hemen Kivi operatörüyle birlikte orada yukarıdan tutmaya çalışıyor. Bomb geliyor oraya, ilk vuruş kaçtı Kivi'den yalnız. Herhangi bir isabet yok. Hızlı şekilde Kedi harika buraya geldi ve Kivi'yi bulmayı başardı. Mr. Fallen de bir ulti var. Ve o ultiyle birlikte plantın alınmasını birazcık geciktirebilir ve kendi pozisyonunda ortaya çıktı ve Mr. Foley duvardan vurmayı başardı. Ultiyi de kullanıyor. Bardolf'ü teklemeyi başardı. Ve ikincisini bulabilecek mi? Krax'tan yardım var. Bir anda 4 ve 3'e geldi ve Spike da kurulamadı. Şimdi Knight'çe Spike'ı aldı ve Spike kurmaya çalışacak. Taret de kullanıldı. Şimdi o Spike kurulumu gerçekleşecek ama oraya gelen şok okları da var. 4 ve 3'te burayı savunmaya çalışacak. 3 oyuncu birden ekranlar tarafından gelirken Krax Heaven'da bu arada bir keşif oku. Knight'e şu an için ultiyi açtı ve ultinin içinde bekliyor derken Mr. Fallen'den bir kez Knight'e çıkmaya karar verdi. Birebir takas futbol işin içine yarıyor. Knight'e burada çıkmamalıydı ultisini. Daha etkin bir şekilde kullanabilmeliydi ama geriye kalan tek isim bir elinde bir operatör var. Bir Sage Wall'u var mı diye bakıyorum ama Krax'ın bir Wall'u yok. Ve Diffuse'u biraz yavaşlatabilir bu. Şu an Viper duvarında kullanıyorlar. O gizli sanırım, evet, görünmüyor sanırım orada, şu an. Orada evet gözükmeyecek. Oo, kapalı biraz kuruldu. Daha kapalı kurulmuş bomba ve Bia herhangi bir hamle yapamıyor. Round'u kazanan bir kez daha futbolist. 5-0'lık muazzam bir başlangıç. Ya bireysel olarak da bütün oyuncular maçın içine iyi girebildiği için futboliste. Evet. Buradan sonra Lix adına gerçekten iyi hamleler gerekecek. Evet, kesinlikle öyle. Mr. Fallen şu ana kadar en büyük farkı yaratan isim. 9 skoru var 5 round'da ki aslında bu takımın skor yükünden bahsederken Mr. Fallen'den bahsetmeyiz. Bu arada çok güzel bir açı. Mr. Fallen orada işaretlendikten sonra rakibini bulmayı başarıyor ve site'a giriş noktasında çok önemli bir skor bulmuş oldu kesinlikle. Ve yine bir yarım bir satın alma var İç tarafından. Yine A tarafını tercih ediyorlar. Knight'e perdeden çıktı ve kırlama drone. Hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Kivi çok açıkta. Dash'ini atamadı. Yalnız Kivi bir skor da alabilir ama hayır Krax. Harika bir line-up takaslandı ama burada avantaj futbolistten yana 3'e 3 pozisyonda. Yalnız yerden silah, Krax'ın silahı alınabilir mi diye bakıyorum. Bir tecrit kullanıldı. Bir pick var. Bardolf
Atışını bitirdikten sonra hemen kullanıyor teleportunu. Mr. Fallen Plant'i engellemeyi deneyecek. Mr. Fallen'in yardım yok Bardolph'a. O da bırakmayı tercih etmedi. 3'e 2 pozisyon Spike'da kurulamadı. Diğer iki oyuncu A'ya, 3 oyuncu özür diliyorum, A'ya yeni yeni giriş yapıyorlar. Evet. Bir de ulti açıldı. 3'e 3 ve Spike yerde. Şu anda. Ve Pova'nın hala zehirleri duruyor. 2 zehri de. 2 oyuncu burada şimdi. Mr. Fallen takım arkadaşının Mojun yardımıyla hemen açısını değiştiriyor. Kuvvetli bir açıya geçti. Farewell. Bir silah bulabilmiş değil mi açıya bu arada? Hala elinde klasik var. Farewell. Taret tarafından görüntülenecek. Şimdi Taret'i kırıyor. Hayır, hemen tarıyor. Oraya bir keşif oku geliyor. Keşif oku baktığında kırılamadı. Herkesin pozisyonu ortaya çıktı. Çok, ok. Pova hariç Mr. Ford oradan çıkmak zorunda. Farewell'den iyi skorlar var. Pova tek başına kaldı. Bir operatör var. Operatöre göstermek istemeyecektim. Ve sadece şu anda 7 tane şarjörüne mermisi var. 20 saniye kaldı. Şimdi reload atmak zorunda. Şarjörünü değiştirmek zorunda. Oraya bir operatör bakıyor. Bir yer çok kritik. Bulamadı. Bulamadı ve sadece 15 saniye var ama klasik. Pova! Pova dönüp nasıl vuruyor onu? Harika. Sadece 20 can. Sadece 20 can. Klasik de yeterli olacaktı. Burada Nightshade için ama o isabet gelmiyor. Tek bir mermi yeterli olacak Tebrat. Muazzam bir reaksiyon Pova'dan. Önce operatöre pikledim. Harika bir kill sonrasında clutch'ta inanılmaz bir reaksiyon. Sağına döndü. Muazzam bir headshot buluyor. Belki de round burada kopmuştu zaten ama özellikle gönderilen keşif okundan sonra iki oyuncunun yerinin açığa çıkması Farewell adına güzel bir pozisyon burada doğurdu. Farewell iki kill çıkarıyor. Pova'dan yardım var. İşte Clutch'ın gelişimi 20 canı var. Headset'in de söylediği gibi. Ve işte bu harika reaksiyon. Nightshade nasıl bulamadı onu? Bir yanın pozisyonunda da ayağa gelmiş mermi. 20 can bıraktı. Kibi skoruyla başladı. Bu bir silah roundu unutmamak gerekiyor. Ultisi açık sanırım. Bir yanın o Nightshade. Krax'ı bulmayı başardı. 4v4'e geldi durum. Şimdi plant duvarla birlikte alınmaya çalışılacak burada. Bardos'un duvarı var. Yalnız Nightshade orada yakında bekleyecek mi oyuncuyu? Moj kritik bir düelloyu kazanmayı başardı. Kiwi de Farewell'i buldu. Bir anda 4v2'ye getirdiler ve Spike halen kurulabilmiş değil şu anda. Duvarda birazdan kırılacaktır diye tahmin ediyorum. Kiwi önce yakın mesafede güzel bir entry buldu. Şimdi plant fake'leri geliyor. Bian'ın elinde yine bir operatör olacak yalnız. Bardos kritik bitir olabilir bu. Derken Kiwi tek mermi iki kişi. Kiwi harika bir operatör oyunu. 3 kill'le tamamlıyor bu round'u. Futbolist alev alev başladı. 7-0 Lix'e cevap veremiyor. Hiçbir şekilde cevap veremiyorlar şu anda. Futbolist haritada istediği her şeyi yapmayı başardı ve Kiwi'nin operatörünün ne kadar etkin olabildiğini gördük. Bu çok kritik bir düelloydu. O düelloyu da kazanan taraf Moj olmuştu. Kiwi'den arka arkaya gelen operatör skorları. Bardolph'un burada bir tane bulduğu skor çok önemliydi ama orada bir ayla tabii arka arkaya geçmesi de pozisyonları belliyken çok ideal bir senaryo değildi. Bardolph'un 7-0'a geldi durum. Tekrardan bir Echo round, iki tane Vandal'ı var neyse ki Lixa'nın ve çalınabilir. Ultilere bakıyorum şu anda. Bir tane avcının ulti görüyorum. Post plant'te kritik olabilir bu. Hatırlatmak istediğim bir şey var. Harita Team Lixa'nın haritası. Team Lixa'nın haritası kesinlikle. Kiwi'nin yeri belli, çıkmayı tercih etmedi. Bir şok oku Nightshade'nin üzerinde ciddi bir hasar söz konusu. Farewell de bayağı hasar almış. Ve bir heal geliyor ona. A'dan istediğini yine round başında alamayan bir Lixa var. Bu yüzden yönler değiştirmeye karar Pova verdi. Yakın mesafede Pova bekliyor. Dediğin gibi kritik bir fight olacak. Pova'nın bir kill alıp ölmesi bile iyi bir senaryo değil futbolist adına ve buraya dikkat edilecektir. Pia döndü ama Pova hata yok. Pova'dan iki kill. Bu esnada kedi mutfağa sızmış. Spike düştü ama. Moj da düşürüldü. Yalnız Pova hala hayatta ve Farewell'i yakalama ihtimali var çünkü Farewell'in canı da yok. Yani B alınabilir ama retake yine çok kolay olmayacak. Burada retake'i savunmak yalnız Farewell güzel bir kill. Oyun 3'e 3'e geldi. Plant'te gelmek üzere. Kedi. Kedi. Önemli bir kill de ondan. Evet ama canlar çok değil. Kedinin 45 canı var. Farewell'in de yine aynı şekilde az canı var şu anda. Ve Kiwi yine operatörle skor buldu ama Kedi bulamadı orada Kiwi'yi. Sonrasında Kedi'yi gördü yalnız. Şimdi Krax'ta bir ulti var. Unutmamak lazım. Birini kaldırmaya gidiyor. Kedi Kiwi'yi buldu ama o esnada Kiwi... Tabii Krax Moj'u kaldırınca yine 2v2'ye geldi durum. Kendinin canı çok az ama pozisyonu tahmin ediliyor. Krax oraya bakıyor ve deşini kullanarak oradan şimdilik kaçsa da kedi nereye gidecek? Moj ve Krax onu darlıyor. Moj'dan çok önemli bir skor geliyor. Nightshade ultisi açık durumda. Şimdi burada bu retake'i gerçekleştirebilecekler mi? 100 canı var Moj'un ve 90 canı olan bir Nightshade var. Ve bu ultinin içerisine girmek durumunda futbolist oyuncuları. Ve ultinin içine girildi. Aa burayı iyi oynuyor yalnız Nightshade. Burayı ultinin içerisinde olabildiğince zaman bırakıyorlar. Öldürecek yalnız onun Nightshade. İkinci oyuncunun yerini bilmiyor. İkinci oyuncu şimdi yerini belli etti. Krax oldukça sesle çıkartıyor. Burayı artık zaman da yeteri kadar yok. Nightshade. Güzel oynadı Nightshade. Nightshade burayı gerçekten çok iyi oynadı. Ve
Lixa bu round'u çalmayı başarıyor. Silahını koruyamasa da ilk round'unu hanesine yazdırıyor. İki vandal yeterli oldu bu round'u çalmak için. Hatta ciddi de şey harcattı. Buraya yani Sage ultisi de kullanıldı. Evet. 6v5'ti bu round. Pova gerçekten iyi bir dayanıklılık. Uzun da süre burada fight'ları kabul etmeyi başardı ama kedinin mutfağı sızışı round'un önemli bir faktörüydü. Kiwi ne kadar kardan adamda operatörüyle hata yapmamış olsa da 2v1'de iyi oynayan bir Nightshade kılıcı getiriyor. Gerçekten yarıya kadar çözülmesine izin verdi. Kratz burada biraz da erken hamle yapmalıydı. Evet. Bunun için Nightshade'den yine güzel ayak oyunları izledik. Uç bakalım. Ve yine A'dan bir başlangıç yapmak isteyen bir kimlik de var. Bir ulti, erken bir ulti kullanıldı Mr. Fallen tarafından. Karşılık ultiler var. Nightshade bu esnada yakalanırken Bia Nightshade 3 entry birden A girişinde. Bir anda bitti round. 5v2'ye geldi durum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa artık hızlı oyunu bu sefer Avcı'nın jetiyle birlikte rakibin eğimlerini bozan Farewell vardı ve devamında da Lixa Bia ve Nightshade'in skorlarıyla birlikte A'yı direkt olarak aldı. Artık burada exit skorları bekliyor futbolist tarafı. Ve tabi ekonomik anlamda da bakıyorum. Mojun sadece 800 kredisi var. Mojun, özür dilerim, Pova'nın 2800 var. Diğer oyuncuları tabi görmedim, onları tam ezberimde değil ama Pova şimdi Nightshade'e karşı karşıya gelecek. Nightshade 71 can olmasına rağmen hiç mermi yemeden çok iyi orada Phantom'un gücünü kullanarak rakibini bulmayı başardı. Moj tek kalan isim. O da artık silahını zaten koruma noktasına gidiyor. Pava bir sonraki roundda alabilecek ama yani hayatta kalıp belki de silah atması. Tabii diğer takım arkadaşların ekonomilerini bilemiyorum. Belki de ihtiyaç yoktu. Muhtemelen daha iyidir diye tahmin ediyorum. En azından Moj'dan. Moj burada silahını koruması gereken yegane oyunculardan bir tanesi. Futbolist'in yeterli kredisi var. Bu round'da bir satın alım gerçekleştirebilecek ama yani 7 round üst üste kazandıktan sonra özellikle 1-2 round'un clutch'ta kazanılması, 1-2 tanesinin de kaybedilmesi ekonomiye yine biraz hasar vermiş durumda. Ciddi bir hasar vermiş durumda aslında. Yani krediler 200, 250, 300. Yani bu ne demek? Bir sonraki round'da aslında tam bir satın almanın gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Futbolist tarafında ve bir mola geliyor. Futbolist tarafından birazcık daha hareketlendi Lixa tarafı. İşte ilk kez A'da gösterip hücumu B tarafına doğru çevirdiler. Sonuç verdi. Kediyi sızdırmaları bu noktada, her ne kadar Pova'dan iyi bir savunma olsa da orada iyi yardımlaşan Nightshade Farewell ikilisi vardı. Bu sefer çok daha farklı, çok daha hızlı Avcı'nın dediğiyle birlikte bozulan eğimleri takip eden Nightshade ve Bia vardı, yine Kedi vardı. Açıkçası Team Lixa birazcık da olsa en azından ritim yakalamış gibi ilk kez round almalarının arkasında hemen ikincisini de yazdırmayı başardılar. Evet, futbolist molasındayız. Koç Kays tarafından alınan bir mola ve 10. rounda futbolist molasının sonrasında geçiyor olacağız. Kiwi'nin bir ultisi var. Moj'un yine bir ulti küresine ya da bir kile ultisi geliyor. Tecrit tabii ki kuvvetli bir ulti. Bakalım Moj kullanma imkanını bu round içerisinde bulabilecek mi? Kiwi'de yine bir operatör var. Özellikle A savunmasında birkaç an çok iyi iş yaptı Kiwi. B'de de iyi yardım götürdü. Hem kardan adamlar hem site içerisinde iyi operatör performansları izledik ondan. Ve yine A'dan istediğini almak için Zuma A'da başlatan bir Team Lixa var. Kiwi işaretlendi. Uzun bir rotasyon yolu kat etmiş durumda. Yine Lixa'dan da işaretlenen birçok oyuncu var. Nightshade görüldü. Kiwi ne gördün de vurdun. Harika bir kill. Kedi, özür diliyorum, Kiwi'den gelen bir kill. Kedi geriye kaçmak zorunda. Bardolf fightları istiyor bu arada. Bardolf fightları istiyor ama orası tehlikeli. Kiwi işaretlendi yalnız. Hasar var mı diye bakıyorum. Bardolf bayağı ses yaparak oraya duvarı da kuruyor. Duvar kırılacak yalnız ve sarmal bombadan da ciddi bir hasar aldı orada Bardolf ve Krax oraya doğru yaklaştı. Duvar da kırılmış durumda ama bu sefer Krax bulamıyor Bardolf. Çok önemli. Çok önemli yalnız orada ekran arkasından çok ciddi hasar alıp düşüyor. Farewell, Mr. Fondi bulmuş. Moj. Çok güzel tepler geldi. Kedi üzerinde 3v2 ve şimdi Spike alındı. Ooo Kiwi. Nasıl kaçtı o vuruş? Şimdi buraya gelip o ultiyi kırmak isteyebilirler. Bia açıkta bekliyor, yakalanacak. Çok önemli o yüzden. Aa tabii ışınlanı var ve ışınlanmasının yardımıyla. Çok iyi oynadı. Harika oynadı gerçekten. Çok iyi zamanlama. Belki de orada hayatta kalmaya çalışması çok daha kısa bir süre daha iyi olurdu ama orada Moj'u Bia'yı beklemiyordu ve Bia bir tane daha skor. Yani çok iyi toparladı burayı 3-2'de Lixa. Gerçekten öyle. Kiwi'den gelen güzel bir operatör entry'si vardı ama yine Bia ve Nightshade'in önderliğinde gelen entry'ler Lixa'yı ayakta tutuyor. Yine A'dalar. Yine istediklerini aldılar. Skor 7-3'e geldi ve futbolist burada bir halfway'a gitmek durumunda. Birkaç tane şerifi olan oyuncu olacak. Yine Vandal satın alan iki oyuncu birden var. Belki de karar fight'i işte buydu. Krax'ın
Bardolph'u yakalayamaması duvar arkasından. Round'un devamını hayli kolay hale getirdi. Tabii ki tecridin olması sebebiyle Moj bu kadar yakın beklememiştir rakibini. Bu arada Kiwi ultisini açıp yakına girmeye çalışıyor. Nightshade bunu bekler mi? Nightshade beklemiyor. Oo, bunu ama kaçtı. Kiwi kaçırdı atışlarını. Nightshade hemen bir heal var. Yine entry Nightshade'den geldi ve Nightshade 2'yi de buluyor. Evet, Nightshade 2'yi de buluyor. 3v5'e geldi durum. Krax'ta sadece bir tane şerif var, hatırlatalım. Ve bir ya sanıyorum ondan karbon. Da bir karbon geldi. Evet. Tek mermiyle iki oyuncuyu düşünün, tek kalan isim Krax burada bir tane skor buluyor. İkincisini de bulabilir, ikincisini de bulmayı başarıyor. Üzerine doğru gelen bir çok var. Oo, Krax neler yapıyor? Krax bir tane de silah bulacak, bir anda 1v2'ye getirdi burada. Tabi operatör var, unutmak lazım. Bir yanın ellerinde Bardorf'ta da bir ulti var. Buranın da bunu kullanmak istemeyecek tabii ki. Yani durum 1v5 iken Krax bir ace clutch'a bakalım. Gidebilecek mi? Bia'nın pozisyonu belli. Vuruşunu kaçırdı Bia. Aşağıda Bardorf'u bekliyor ama bu sefer... Bol var yalnız orada. Ooo! Krax bunu beklemeyecekler. Şimdi oturdu. O duvar kırılacak. O duvar kırılacak. Krax çözmüyor şu anda. Bir oyuncu daha bulamadı. Krax! Ooo! 1v4'ten... 1v5'ten 1v1'e getirdi. Ace Clutch geliyordu neredeyse Krax'tan. Ama bir round'u kapatmayı başarıyor. Yani inanılmaz bir şey izliyorduk az daha Krax'tan. 3 tanesi de şerifleydi. 3 tanesi de harika etşat. Krax gerçekten harika bir senaryonun kıyısından döndü diyelim. İşte Nightshade'in güzel entry'lerini bir kez daha izledik ve Krax'ın clutch denemesi. Şu çok zor bu arada. Toparlayıp evet, yani şarjörü değiştirdikten sonra. Evet. Ya bunu tabii beklemiyorlardı. Oturduğunu düşünüyorlardı. O yüzden koşturdu ama yani bir ayı bulamadı. Oo, Kiwi. Havalarda olan kediyi güzel yakaladı. Bir revive gelecek. Bu arada bir ulti kullanılıyor buraya doğru. Mr. Falling Nightshade'i taglemeyi başardı ama bunun dışında herhangi bir hasar, herhangi bir tag gelmiyor. Ay kalabalıklaştırdı futbol savunması. Yine hızlı bir şekilde B'ye bir best bit oyunu izleyeceğiz gibi. Bir de bir vol geliyor. Bununla beraber top altından hücum hızlanabilir. Yalnız aa, kırıldı. Çok çabuk kırıldı, geçemediler. Belli. Kova da side'den. Yalnız bir ya Moj'u bulmayı başarmış. O önemli. Ortadaki Moj'u. Şimdi Kova Spike'ı düşürdü. Bu da çok önemli. 5 cana kadar düştü. Ultisini açacak ama yani yakalanabilir. Krax Moj'u uyandırmış. Kalk dedi. 4v4'e geldi. Durum Kova bir ayı düşürdü. 4v3 Kova. 5 canla onu da vuruyordu neredeyse. Moj Fairway'i bulmuş, yine 2v2'ye geldi. Durum kediyi beklemeyecek burada Moj. Kedi ultisini de aktifleştirdi. Krax tek başına. Spike gelmesin. Yerleştirildi şu anda. 150 canı var. Kedi çok çok önemli bu. Ve sağ klikle birlikte Krax'ı da buluyor kedi. Yani bu mutfak sızmaları şu ana kadar sonuç verdi X'e için. Ve durum 7-5'e geldi. 7-0 başlamıştı Ebrar. Bu kadar kötü bir ilk yarı başlangıcından sonra bu kadar iyi toparlanabilirdi. Pova'dan yine iyi bir savunma bu arada. Önce Spike'ı düşürdü, sonrasında yine ayakta kalmayı başarıyor. 5 canıyla bir oyuncu daha vurdu ve Nightshade'e ciddi manada hasar bırakıyor ama kedinin aldığı inisiyatif mutfak içinde sessiz, sakin kalmak yerine pik almayı tercih etti. İkinci oyuncunun da yerini tespit etti. Kill almakla kalmayıp cross'unu düzeltiyor. Zaten uyandırıldığında ultisi vardı. Ve skor 7-5'e geldi ilk yarının sonunda. Yani bu kadar kötü başlayan bir ilk yarı ancak bu kadar iyi devam edildi. Nightshade acayip bir harita oynuyor. Evet. Nightshade acayip bir harita oynuyor. Entry rakamlarını, giriş skoru rakamlarını çok merak ediyorum. Bayağı aldı çünkü. Yani bir Viper'dan beklediğinizin çok çok üzerinde ve önemli bir round. Tabanca roundu. İkinci yarının ilk roundu Pova rakibini tespit etti ve Kedi açılışı yapan isim. Şimdi çok üzülüyorum. Yine notlarım arasında vardı. Pistol roundlarında, eco roundlarında her türlü kazanma ihtimali aslında az olan roundlarda Team Liquid'e bu tarz şeyleri çok deniyor. Belli bir site'lardan açılmayı, birlikte takımsal hamleler yapıp bu tarz roundları çalmayı çok seviyor. Yine bir benzerini gördük. B'den bir agresyon. Bu arada A'ya spike kuruldu. Çok uzun süren bir fight. Kimse birbirini bulamadı. Bir Shock Oku Heaven tarafına doğru gönderiliyor. Krax perdenin gerisinde kalmayı tercih etti. Kalabalık bir retake oyunu geliyor. Evet, kalabalık bir retake oyunu geliyor. Orada duvar var yalnız. Bardock duvarı açtı. Ve bu imayı engellemek çok kolay olmayacak. Üzerinde koşuyor rakiplerine. Kedi Fervel'den gelen skorlar var. Kedi üçlüyor ve son kalan isim Moj ve oraya girebilmek mümkün değil. Zaten duvar Bardorf'tan iyi geldi. İki tane de headshot Bardorf'tan Moj'a. Onu da hayatta kalmasının önüne geçiyor. Seri 6'ya çıktı Team Liquid tarafından. Ve bir eco round olacak şimdi futbolistler. 7-7 artık 0-0'a doğru gidiyoruz. Yani harika bir ayakta kalma örneği. Gerçekten 7-0. Ve işler o kadar kötü gidiyordu ki hiçbir round neredeyse yakın kazanılmamıştı.
Team Liquid tarafından birkaç tane round var. Clutch'ta kaybedilen. Gidelim. Ona rağmen harika bir geri dönüş hikayesi. En azından şimdiye kadar skor 7-6'ya geldi. Liquid'a bakalım oyunun devamını nasıl oynamayı tercih edecek. Futbolist de ağırlıklı olarak A tarafında hücum yapmayı tercih ediyor bu iki roundda. Bu kez arkaya herhangi bir lurker da bırakmadılar. Bu yüzden gelebilecek bir arkalamaya karşı bakalım nasıl bir önlem planlıyorlar. Şimdiye kadar herhangi bir tehditle karşılaşmadılar. Aydı tamamen RTK'ye bırakan bir Liquid'a var. İkili bir ekranlar oyunu var. Spectre'ler yakın mesafe fightlarını kovalıyorlar. Çok da iyi bir setup olduğunu söyleyelim. Basit havuzuna oturdu. Knight'e bir lineup. Spike Plant'ine doğru gönderiyor. Kaçmaya çalışan oyuncular var. Önde kalmayı tercih ettim Pova ve bu bir hata. Evet, Knight'e 2'den gelen bir tek var. 4v4. Tahmin ediyor orada Kraks'ın pozisyonunu Knight'e. Bir yandan da gelen yardım var. İki oyuncunun da aşağı yukarı yerini tahmin ediyor zaten. Liquid tarafı bir yandan gelen iki tane skorla birlikte de round kapanıyor. 4 oyuncuyu hayatta tutarak bu roundu kazanmayı başardı. Liquid tarafı durum 7-7 artık 0-0'dan bir mücadeleyi izleyeceğiz. 13'e ulaşan kazanacak. 6'ya ulaşan. Aslında bu 0-0'dan sonra. Evet, yani daha doğrusu 6'ya ulaşan, doğru. Yani kritik bir bonus. 4 oyuncu, o bir tane de Vandal var bu arada. Kedi de önemli olacak tabii ki. Gözler biraz da kediye bakıyor bu round içerisinde. Yani burada Pova biraz erken hamle yapmak istedi. 5v5'te savunmak daha kolay olabilirdi bu RTK ama tabii ki silah avantajından söz etmiyoruz. Ciddi bir silah avantajı söz konusuydu. Krax da bir Phantom var, diğer oyuncuların tamamı da Vandallar. Yine A'ya kalabalık bir başlangıç. Futbolist'ten bu kez Knight'ı biraz önde karşılamak istiyor gibi gözüküyor bu bonusta. Dediğim gibi yani bu tarz roundlarda agresyonlar, takımsal hamleler yapıp rakibi şaşırtmayı seven bir takım Liquid'sa çok da ciddi bir yüzdeleri var bu tarz roundların çalınması konusunda. Evet, bu arada iki taraftan da bayağı agresif bir şekilde açılan Liquid'sa görüyoruz. Knight'ı şimdi Kiwi iki oyuncunun kafasında kalabilirdi. Knight'ın oyuncunu tahmin ettiler ve Moj o skoru buluyor. 5v4'e geldi. Durum şu anda Mr. Fallen drone'uyla birlikte A'yı kontrol ediyor. Orada bir oyuncunun varlığını da biliyor. En az bir oyuncunun daha varlığını biliyorlar zaten. Farewell daha önce Kiwi tespit etmişti. Şimdi elinde sadece bir şerif var, onu unutmak lazım. Bir yandan da gelen bir yardım var. Şokokları geliyor orada. Birazcık hasar bıraktı. Yalnız Moş bir ayı bulmayı başarmış. Ve şimdi ikinci şokokuyla birlikte birazcık daha hasar gelecek. Mr. Fallen üzerinde iki oyuncunun canı çok değil ama Moş hemen yardım noktasında. Ve 5v2'ye geldi durum artık. 8. round'una çok yakın. Kiwi'den de gelen skor geliyor. Gelen bir skor var. Bardolf geriye kalan tek isim. Elinde bir Spectre var. Geride tespit edildi gelen bu drone sebebiyle. Ve Bardolf da yakalanıyor. Tertemiz geçen bir round. Polist adına... Önemliydi. Evet, kesinlikle. Yani bu tarz bir roundu böyle kolay geçirip kendilerini yeniden doğru yaptıkları şeyleri hatırlamaya ihtiyacı vardı Polist'in ve bunu yakalıyorlar. Yalnız bunun bir bonus olduğunu, bir anti bonus olduğunu futbolist adına yeniden hatırlatmak lazım. Çıtanlara çıkan oyuncular Knight'e ve Bia. Harika bir ikili. Gerçekten şu ana kadar Liquid'ın görünen yüzü olarak en önemli iki oyuncusu. Bir diğer tarafta Pova'da çıtanlara çıkmak üzere iyi bir katkı, iyi bir dağılım var. Futbolist cephesinde 8-7 Liquid'ın öne geçmesine izin vermediler. Bakalım bunun devamını getirebilecek mi futbolist? Evet, bir açılan oyuncu var mı diye kullanılan keşif oku. Mr. Fallen'den kırılıyor Bardolf tarafından. 3 kişilik bir ağ savunması var. B'de sadece Knight'e'yi bırakmış durumda iki tarafa ve Spike B tarafına doğru hareketleniyor. Standart bir başlangıç. Taret geri alındı. Moş tarafından. Şimdi yavaş yavaş B'yi kontrol ede geliyorlar. Drone'u oldukça geç kullandı. Cross'larıyla kontrol ettiler yakın bölgeyi. Şimdi bayağı derin bir info. Sarının arkasına kadar aldı o drone ve keşif drone işaretlemeyi de başardı Knight'e'yi. Şimdi site tamamen kendi kontrolüne aldılar. Spike gelecek. Yine Liquid'a daha önce yaptığı gibi aslında bir teke bırakıyor. Site tamamen. Yardım biraz uzakta. A'daki iki oyuncu pozisyonlarını hiç bozmadılar. Bunun bir fake olma ihtimaline karşı ama şu an hücum bağıra bağıra B'ye gidiyor. Net bir plant gelecek gibi. Gelen Vol'la da beraber bu iyice netleşmiş oldu. Ve yardımlar yavaş yavaş geliyor A tarafından. Vol kırılamadı henüz ve yakın mesafede Knight'e bir şeyler arayacak. Yalnız 5 oyuncu birden, 4 oyuncu birden özür diliyorum. Testledi Knight'e üzerlerine gidecek gibi. İnisiyatif aldı, ilk oyuncuyu vurdu. Bardolf'tan takas var. Burada bir tecrit kullanıldı Moş tarafından. Oyuncuların kaçacak çok fazla açısı yok. Yalnız Bardolf yere kadar çözme ihtimali var. Krax gibi eş zamanlı killer. Bardolf yere kadar çözdü ama yeri belli, kaçamayacak buradan. Futbolist iyi oynadı. Gerçekten güzel bir tek hücum senaryosu. Tek ihtimal tamamen oturmasıydı orada Bardolf'un. Tabii ki yetişecekti çok oraya futbolist tarafı ama yani retake tabii
gerçekleşmedi Lixa tarafından. Özellikle yani 5v5'te yetenekler, özellikle Kivin'in aldığı skor çok kritikti. Tecrit işleri tamamen farklı bir noktaya, evet, taşıdı. Bir de yani bütün oyuncuları tespit etmesine rağmen. Onu söyleyecektim. Yani 4 oyuncunun yeri belli, 5. oyuncu nerede olabilir, evet, acaba? Yani onun da yerini biliyorsunuz zaten. Ve Bullist hata yapmıyor. Yani 7 round rakibine kaptırdıktan sonra arka arkaya 2 round tekrardan kazanmak önemliydi. Mental anlamda da Futbolist'i iyi hissettirecektir kesinlikle. Evet, Lixa'dan bir mola. Gerçekten kıran kırana bir mücadele izliyoruz. A'daki oyuncuların retake'e biraz gecikmesi belki de biraz daha erken gelebilselerdi işler daha kolay olabilirdi Lixa adına. Birkaç oyuncunun yalnız kaldığını gördük. Özellikle Kivi'nin piklediği pozisyonda Kedi olaylara tamamen uzak bir konumdaydı. Yavaş yavaş ultiler de geliyor. Kivi'nin bu ultisi zaten hazır. Mr. Fallen 2 ulti küresine ultisi gelecek ve yine Lixa tarafında birçok oyuncu ultisini hazırlama aşamasında. Yani Farewell ve Bardolph biraz geride kalan oyuncular konumunda şu an için. Hem evet, Bardolph belki kritik birkaç pozisyonda önemli killer buldu ama bunun dışında pek ismini zikretmedik. Evet, aynen. Farewell yine ön plana çıkmayı seven oyunculardan bir tanesi. O da bugün biraz geri planda gibi. Bakalım onların oyuna dahil olması daha gecikecek mi? Yine bir agresif oyun. 3 kişilik bir ağ savunması önde tutuluyor ki birden gelen bir entry biraz rahatlattı Futbolist'i. 3 kişilik bir ağ savunması var. Tabii 4 kişi de hatta. Şimdi 3 kişi orada. Burayı Futbolist tarafı birazdan drone'la kontrol etmeye çalışacaktır. Taret arka tarafa yine bırakıldı. Kaylee drone'u kırdı. Şimdi hücum nereye doğru gidiyor? Hücum B tarafına doğru hareketleniyor orada tek bomboş başına. Tabii oldukça gerilerde bir Knight Shea var. Boş bir site bulacak. Boş bir bölge bulacak Futbolist tarafı. Görüş ve yine Spike rahatlıkla kurulup 4v5'te de burayı savunmaya çalışacak Futbolist ve silah avantajında olduğunu unutmak lazım. Yani bu round'u artık Futbolist için çok zor olmamalı. Kivi'nin bu hamlesi çok önemli. Bu tehdit olmamasından da yararlanarak mutfağın kontrolünü aldı. Bir de kill buluyor buradan. Oyuncu avantajı 2'ye çıktı ve Kivi durdurak bilmiyor. City'ye de gidecek. Kedi burada tespit edilen oyuncu. Kivi onunla bir fight yaşayacak. Bir silah avantajı söz konusu. Krax'tan bir kill. Kivi dördüncü killini arıyor round içerisinde. Krax'tan da bir yardım söz konusu buraya. İkili bir oyun yalnız. Harika bir headshot bir adam. Krax'tan gelen yardım. Zamanında bir oyuncu kaybı. Çok da dert olmayacak Futbolist adına. 10'a 7. Futbolist doğrularını hatırlamaya başladı. Evet, doğruları hatırlamaya başladı. Yani sakin bir şekilde hücum ediliyor. Entry bulundu. Ondan sonrasında drone'la tahmini bir info alındı zaten orada Kedi'nin drone'u kırmasıyla birlikte. Sonra oyunu B'ye çevirdiler. Yani acelesi yok. Entry aldıktan sonra yani şunu da fark ettiler ki Lixa site'ları özellikle B tarafını retake'e bırakma noktasında herhangi bir problem yaşamıyor. A'ya girişlerde en azından plant'i engellemek aslında çok daha kolay oluyor birçok senaryoda. İşte şey olsun, şok okları olsun, işte zehirler olsun vesaire. B biraz daha farklı yalnız. Ova kedinin açılmasına tüpten hazır ve çok hazır. Headshot'ı doğru crosshair placement'ıyla yerleştirmesiyle gönderiyor. Yine entry Futbolist'ten. Tam ondan bahsedecektim. Yani yanılıyorsam zaten bonustan sonra bütün roundlarda galiba Futbolist hem A'da hem mid'de belli başlı yerlerde entry'leri hiçbir zaman rakibine vermedi. 5v4 oynamanın rahatlığı içerisinde her round'a başlıyorlar. Bu gerekli inisiyatifleri almak istiyor. Bazen buna ihtiyaç var ama Lixa biraz daha dikkatli olmak zorunda bu konuda. İşte Fallen yine derin bir drone kullandı. Nightshade'in yeri işaretleniyor. Hızlı bir çıkış var ama kaçtı Nightshade. Üzerinde denemeler var. Pova Farewell'ı yakaladı. Nightshade'in yeri belli. Bardolph'un da yeri açığa çıktı. Yalnız Bardolph güzel bir headshot. Nightshade bir kez daha görüldü. Nightshade ayakta kalmaya devam ediyor. Ama site savunmasına ne kadar etkili? O kadar da etkili değil. O da yakalandı. Pova'nın round'da aldığı 3. kill bu. Evet, önemli bir düelloydu o. Bardolph ultisi geldi yalnız. Şimdi 3v2 klonlanan bir wipe ultisi var. Ve Bardolph da Farewell'ı ayaklandırdı. Şimdi Pia Pova tarafından bulunuyor. 6'ya gidebilir. Krax da Mr. Fallen'ı uyandırdı. 4 skorun tamamı ondan gelmişti. Pova'dan gelmişti ama Krax takım arkadaşının ace ihtimalini ortadan kaldırarak 2 skoru da cebine koyuyor. 11-7. Silah roundları da çok temiz geçiyor Futbolist için. Rakip Eko'ya düşürüldü. Sage ultisi kullandırıldı. Faktör 4'e çıktı. Futbolist şu an gerçekten
7-0'ın rahatlığı kadar olmasa da ciddi bir rahatlığa erişmiş konumda. 12. raundunda gelmiş kapıda gibi gözüküyor. Ne kadar bu ekoları çalma yüzdesi çok fazla olsa da Team Mixer'ın futbol üstünde bu tarz roundlarda hata yapmama grafiği kesinlikle dikkatleri çeken özelliklerden bir tanesi. Bir mola futbol işten bu kez. Ve skor tablosuna yeniden göz atalım. İşte Bardov'dan bahsettik. Yani yer yer sahneye çıksa da oyunun genelinde en altta kalan oyuncu konumunda şu an. Yani bayağı ciddi bir kötü KD'si var şu an istatistik olarak. Bu arada enteresan. Yani şimdi alt tarafa da bakıyoruz. 7 roundluk seriye karşılık. 7 roundluk bir seri, üzerine 4 roundluk bir seri. Takımların ne yapmaya çalıştıklarını diğer taraf anladıktan sonra çok ciddi seriler yakalamışlar hemen. Round içi adaptasyonlar veya işte round round adaptasyonlar şu ana kadar çok verimli değil her iki taraftan da. Hala bir al ver hiç izlemedik açıkçası. Evet. Yani birisi yakaladığı zaman bir süre bırak. Götürüyor. Hı-hı. Evet. 19. round. Yine A tarafına hareketlenen bir futbolist var. Bu sefer birazcık daha kontrollüler orada. Pova duvarını B tarafına evet, kullandı. Evet, fake olacak. Evet, fake bir duvar ve isterlerse yine hücumu oraya çevirme. Tabii A tarafındaki duvar birazcık daha az verimli bir duvar. O yüzden her zaman B'ye atmak daha avantaj oluşturuyor çoğu zaman ve yine agresif bir tutum izliyor A tarafında. Gelen bir keşif oku var ve o da vaktinde kırılacak. Pova açılan birisi var mı diye oldukça. Yani başlangıç noktasından geride tutuyor orayı bir yer. Görüntülendi yalnız. Ve operatör onun ellerinde olacak. Kendini göstermiş durumda burası değil. Hemen ışınlanmasını da yine agresif bir noktaya kullanıyor aslında. Mr. Fallin drone'unu kullandı ve onun pozisyonunu tespit edecek. Aynen öyle. Bir yer nerede olduğu belli. Hemen yok özür dilerim. Işınlanma bırakmadı yere. Trebini bıraktı az evvel. A girişine doğru. Hala oldukça yavaş, oldukça kontrollü futbolcu tarafı ama B'de de herhangi bir varlık göstermiş durumda değiller. Kedi bunun farkında. B'de herhangi bir gelip giden kimsenin olmadığını biliyor. Ne kadar bir duvar olmuş olsa da... Arada bir açıp kapatıyor orayı Pova. Evet, sürenin 45 saniye kalmasından dolayı hücumun biraz ağda olduğu belli olacak. Ve Mr. Fallin ultisiyle beraber ağ hücumu hızlanacak. Bardolf'un yerini tespit edilemedi ama Moş entry'yi bulan oyuncu olmuş. Kivi de hızlı bir şekilde sahip içerisine ilerliyor. Nightshade görüldü. Nightshade'den bir kill. Feyirvel de ultisiyle bir kill bulmuş. Ve Nightshade'den bir de ulti gelecek. Önemli bir ağ savunma. Son 30 saniye B'ye gidecek vakitleri yok. Yalnız işler biraz Pova'ya bakıyor gibi. Evet. Pova mid'e yöneldi. Rotasyonun tamamını bulabilir. Trax'tan kritik bir kill. Nightshade üzerinde de bir hasar var. Hemen yılını kendisine kullandı. Pova'nın bir yerde oyuna girmesi lazım. Evet, Pova'nın birazcık uzanması lazım. 5 saniye kaldı. Pova'dan 2 tane skor. Tam vaktinde yardım etmesi gereken noktada. Heaven'daki oyuncuları bulmayı başardı 2 tanesini ve 12-7'ye geliyor durum. Harita puanı futbolist için yani 7-7, 7-0 başlanmış bir harita için bir noktada riskli bir yere geldi ama ondan sonrası yine çok temiz futbolist tarafından. Aslında bu round birazcık karmaşa oluşturabilirdi. Yani çünkü rakibin ultileri varken, özellikle iki tane kritik Viper ve Sova ultileri varken çoğu zaman o kadar geciktirmek istemezsiniz hücumu. Çünkü plantin de engellenme ihtimali var Sova ultisiyle birlikte. Nitekim birer tane skor bulmayı başardı Nightshade ile Fairwell ama devamını yine Pova'nın lurküyle çözmeyi başarıyor futbolist tarafı ve Lixa yine agresif A tarafında. Nightshade yakın tutuyor burayı. Kivi'nin operatörü var yalnız. Burada kritik. Oraya bakmadı Kivi ve operatör vuruşunu kaçırdı. Çekilin yolumdan. Şimdi hücum yavaş yavaş B tarafına doğru mu hareketleniyor? Orada açılacak mı diye baktım B oyuncuları. Açılmayı tercih etmediler. Sadece orada yakın tutan bir Bia var. O yine bir önceki roundda olduğu gibi oldukça dikkatli. Aa, ilk kez yapıyor bu futbolist. Evet, kullanılan bir Viper smoke ile beraber. Buranın ciddi bir gap olduğu anlaşıldı artık. Yani evet. Tüpte bir round sadece. Kedi aktifti, o da zaten erken yakalandı. Bunun dışında midde hiçbir oyuncuyu şimdiye kadar barındırmamıştı zaten. Yalnız Nightshade piklemek istiyor. Kivi'den hata yok. Önemli bir kill. Mid kontrolü artık Perçin'leşmiş oldu. B'ye hızlı bir hücum gelebilir. Ve Kivi bir entry daha. Farewell bir kill bulmuştu ama Kivi'den cevap var. Şimdi diğer oyuncuların yeri tespit edilmek istiyor. Kedinin tüp üstünde olduğu belli ve kedi yakalandı ve B'de kalan son isim de artık yakalanmış oldu. Böylelikle futbolist haritayı kazanmaya doğru gidiyor. 3-1 pozisyonda Krax son kill'i aldı ve futbolist oyunun orta aşamasında belki kontrolü tamamen yitirdi ama verdiği 7 round'dan sonra yine herhangi bir sıkıntıya mahal vermiyor. Yani bilmiyorum nasıl değerlendirirsin ama ben futbolcunun oyununu beğendim. Evet, yani belirli bölümlerde problemler yaşasalar da aslında haritanın büyük çoğunluğunda
net dominant bir oyun oynadıklarını söylemek lazım. Kazandıkları roundlar çok daha ikna ediciydi. Evet. Rakibin kazandığı roundlarda da aslında yani 3-4 tane round şeyi hatırlıyorum. 2 ve 2'ye kalan roundlar veya işte sayı dezavantajına rağmen Lixan'ın kazandığı roundlar. Futbolist o roundlarda da daha rahat kazanabilirdi bence. O 2 ve 2'ler belki daha iyi, daha korunu oynansaydı. Ama haritanın geneline baktığımız zaman 13-7 biten bir harita ve 7-0'lık seri dışında hakikaten yani çok enteresan bir gidişat oldu. 7-0, 7-0, 6-0. 6-0, evet. Yani 3 tane takımlardan ayrı ayrı seri var. Enteresan bir harita oldu kesinlikle. Bakalım birazdan ikinci harita split haritası olacak. Rakibin haritasını çalmayı başardı. Kaybı değilim. Sanki kompozisyon olarak futbolist bence çok daha iyi gözüküyor. Yani birkaç yama öncesinin kompozisyonu gibi gözüküyor birazcık daha. Tabii chamber falan var ama yine de yani çift düelistik kompozisyon artık günden güne azalıyor. Split haritasında ve yetenek kullanımlarının çok önemli olduğu bir harita burası. Çünkü dar alanlar var, yeteneklerle temizleyebileceğiniz çok nokta var ve futbolist daha farklı bir tabii ajan kombinasyonuna, kompozisyona yöneliyor. Bir ya kamerayı orada kırdı sanırım. Orada. Ve 5 kişilik bir, 4 kişilik bir ağ hücumu geliyor oradan. Farewell hasar aldı. Hasar bırakabildim diye bakıyorum. Şimdi ve Moja bırakılan bir miktar hasar var. Pova ise haritanın tam ters noktasında ama ağ hücumu oldukça hızlandı. Smoke'ların kullanımıyla birlikte ve şimdi plant gelecek ağa. Pova oldukça çok uzun uzak, bir lurk atıyor. Yani bu yetişecek mi bilmiyorum. Spike kuruldu ve bu arada rampaya doğru yönelmek isterim. 3 oyuncu birden var. City tarafına bir vol açılmış. Menzil bu yüzden dışında. Buradaki rotasyon bayağı bir gezikecek. Heaven da yoğunlaşmak isteyen oyuncular olabilir. Ve tabii ki dediğimiz gibi rampadan da gelecek isimler var. Mr. Fallen flash'ını hazırlıyor. Side chest'te 2 oyuncu tespit edildi. Buraya doğru yönelik 2 oyuncu birden var. Güzel of, bir flash kullanımı. Herkese. Ve bir de sarsma, özür diliyorum. Bir de shop geliyor. Krax, Nightshade, zamandakiler Kivi'den hemen bir takas gelmiş. Side chest'te çok kalabalık futbolus. Pova yeni yeni gelirken Pova da geldi, bir kill buldu. 4 kişi ayakta kalıyor futbolus. Çok iyi bir hücum planı. Hücum planının kalabalık olduğunu anlayınca yine retake'e bırakmak isteyen bir Team Liquid ama yani çok da sistemli bir retake oyunu izleyemedik ya. Oyuncular farklı açılardan sadece yürüdüler. Yani iki tane yetenek kullanıldı. Bir tanesi Haven altına, bir tanesi şeyden geldi. Yok, site içerisinde kullanılan bir sarsma vardı. Ha, Lixa için söylüyorsun. Aynen, Lixa tarafına Nightshade'den. Ama orada o pozisyonlarda kimse yoktu. Evet. Kimseyi etkilemedi ve çok rahat karşı yetenekleri de işte Mr. Foley'in 4 kişiye gönderdiği bir tane flash'ı var. Üzerine oraya bir şok patlaması gönderdi. Onlar gerçekten çok ciddi yavaşlattı. Tam şimdi burası. Ortada 4 kişilik bir Lixa. Seviyorlar. Oraya şu ana kadar futbolist çıkma niyetinde değil. Bir şeyler bekliyor burada yani. Futbolist yani. Evet, rakibinin açılmasını bekliyor. Hemen su tarafında Moj var. Yardımda da Pova var. Buraya 3 kişi. Oo, iyi bir oraya flash geldi. Ve hemen ışınlanmasıyla geriye doğru kaçan bir Kady var. Şimdi Logic Man yerleşti. Evet, yıldızlarını geriye çekiyor. Oo, Logic Man! İki tane headshot! İki tane headshot geliyor ama Mr. Fallen ve Krax'tan gelen skorlarla birlikte B artık tamamen boşaltılmış durumda ama site içerisine gelen Kady, Krax buzun üzerinde, buz duvarının üzerinde onu da bulmayı başardı. 3 ve 2 şu an, iki oyuncu da Evan'dan geliyor Lixa tarafında ve kolay değil bunu gerçekleştirebilmek. Smoke'dan da çıkmak durumunda var. Farewell şimdi inisiyatif aldı takım arkadaşıyla beraber. Krax iki oyuncuyu da yakalamayı başarıyor. 4 kill ile tamamladı bu roundu. Yani roundun gidişatına bakacak olursak middeki agresyon futbolist tarafından iyi anlaşıldı. Ancak Logic Man'in yaptığı ekstradan sonra B'nin boş olduğu da iyi analiz ediliyor. Ve hızlı bir B hücumu futbolist yine doğru bir oyunla yapması gerekeni yaptı. Neredeyse kayıpsız diye adlandırabileceğimiz iki tane kayıpla burada roundu geçmeyi başarıyorlar. Ve bir bonus daha Team Liquid'a full bayladı ve bu roundda futbolistin net bir bayı olmayacak. Kivin'in elindeki Vandal dışında. Bu arada 3 oyuncunun yarım armoru var. Bu 2 roundda çok fazla kill çıkaramaması sebebiyle bu roundda da net bir hazırlık yapılamadı Lixa tarafından. Evet, aynen öyle. Şimdi Moş kamerasıyla birlikte A'ya doğru bakıyor ama oraya kullanılan bir dash var. Bu arada rampa tarafında elinde tek Vandal bu. Hero Vandal'ı unutmamak lazım. Orayı kontrol eden oyuncu var. Kady çok ciddi bir hasar bıraktı. 30 cana kadar düşen bir Kivi var ve Logic Man hazır bekliyor. Şu anda onun gelişini timing kritik. Yalnız Kivi dikkatli bir derken. Evet, ne oluyor bu esnada? B'ye girildi. B'ye net bir giriş. Logic Man kill aldı belki ama B side'den ödün vermek durumunda kaldılar. Nightshade side'de birden fazla kill çıkarmak zorunda ama Moj buna tek kill'e bile müsaade etmedi ve üzerine gitmek istiyorlar Kedi'nin. Buraya aslında yıldızları kullanıldı. Çekme. Kady ona rağmen bir kill buldu ama Krax'tan takas var. 3'e 3 pozisyon avantaj. Oy, şok patlamasıyla. Oo, Mr. Fallen. Logic Man'i de yakalamış. 3'e 2 pozisyon avantaj tamamen futbolsa geçti derken Farewell. Önemli bir kill. Bir de Cam Göz bununla beraber Azlet'in de kullanarak side içerisinde girmeye çalışıyor. Bir oyuncu backside'da. Krax tam zamanında bir pick. İyi bir
Cross Fire var burada. Bia bunu açmak onun adına çok güç. Bir de Sarsma kullanıldı. Bia Smaur'un kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor ama ona izin vermeyecek bir Mr. Fallen var. Plus harika başladı yine. Yine harika başladılar gerçekten. Çok kritik ultiler de geldi. Bir tanesi Sage ultisi, bir tanesi Breach ultisi ve bir sonraki silah roundunda bunlar kullanılabilir. Bu tabii bir önceki round, özür dilerim ikinci round. Rojukmen'in iki tane Şerif headshot'ı vardı. Yani yine burada Kiwi kötü bir pozisyonda canı az bir şekilde ciddi bir zaman kazandırdı ve üzerine evet. Şey çekti, ilgi çekti. Ve devamında da, ya bu arada Mr. Fallen'ın yetenek kullanımları. Harika. İnanılmaz. Ve Krax da yine haritaya harika bir giriş yapan oyunculardan oluyor. Futbol için çok ihtiyacı var. 2-0 ne ya? Şu anda. Harika gerçekten. Ya futbol için Krax'a gerçekten ihtiyacı var. Evet. Ne kadar Sage oynamasına rağmen firepower'ı çok ciddi yukarılarda olan bir oyuncu. Ligimizin en iyi isimlerinden bir tanesi bu konuda. Bu tarz bir başlangıç yaptığında da durdurmak gerçekten çok kolay olmuyor. Lixamp molayı yine erken almayı tercih etti. Bakalım bu Echo'dan nasıl bir stat'te çıkacaklar, birlikte görüyor olacağız. Krax enteresan bir oyuncu. Çıtası çıkabildiği yer gerçekten çok yüksek Krax. Krax'ın. Ama yani düşebildiği noktalarda yine aynı şekilde düşük. İstikrar probleminden söz edebiliriz kesinlikle Krax için. Ama iyi başladı haritalarda falan, yarattığı fark da çok büyük oluyor. Yetenek seviyesinin ne kadar yukarıda olduğunu düşününce. Kiwi oldukça ses çıkararak sudan ortaya doğru hareketlendi ama Spike A tarafında. Tabii bu bir Echo. Kim olduğumuzu Lixa tarafından onu hatırlatalım. O yüzden rakibin açılıp açılmadığını şu ana kadar kontrol etmeye çalışıyor. Round başlamış gibi ses veriyor falan dedim ama round yeni başladı. Oo bu arada. Bia bir timing olabilir. Yantmoş çok hazırlıklı. Trap var orada bekliyor. Bia inisiyatifi almak isteyebilir. Hala o trap ses vermedi. Moj o sesi bekliyor. İki tarafta oldukça sabırlı şu ana kadar. Bakalım ilk sabırsızlık kimden gelecek? Bia çok yakın trap'e. Şimdi sesi verdi. Moj burada hazır. Bu biraz... Yani trap'i kırmakla kırmamak arasında bir fark olmadı. Yani evet. Orada olduğunu yine belli etti Bia. Orada olmasaydı tabii şaşırtabilirdi birazcık rakibini. Eğer KD çok güzel bir headshot geldi. Chamber Sheriff'in önünde ama Krax'ın ultisi var. Yalnız Farewell'a bakmıyorlar. Yok artık. Kaçan vuruşlar Farewell'den. Round'u bambaşka bir yere götürebilirdi. Heaven tarafında Pova zorlansa da Nightshade'i buluyor. Side'de bir oyuncu var Krax'ta. Onu buldu. Tek başına kalan isim Logic Man. Kiwi de orada. Hazır bekliyor. Bir tane de silah buldu ama yani bunu belki korumak isteyebilir. Bir tane daha buldu Logic Man. Kendini de iyileştiriyor. 1v3 evet. Yani buradan uzaklaşacak. Yapması gerekeni yapıyor Logic Man. Kendi üzerine düşen ekonomik hasarı bıraktı. Bir de Vandal çalıyor. Gerçekten onun adına fena bir round değil ama ya Farewell gerçekten orada iki oyuncuyu birden yakalama kapasitesine sahipti. Evet. Bu arada Logic Man bir exit frag daha kovalamak için şu an rampaya doğru ilerliyor. Bir de revive'ı var ama zaman yok. Yani zaman bunu denemesi yok. Çok zaman mantıklı yok. Olmayacak. Burada... Trap de var zaten. Kimse buraya gelmeyecek. Onu da unutmamak lazım. Silahı Mr. Fallen'e gidecek. Evet, Mr. Fallen'in yetenek tutuyor elinde. Logic Man ölmeye çalışıyor burada. Evet. Tabii kazanılan şimdi lost bonus, kayıp bonusunu düşünüyorum. Dördüncü round 2900'lük bir silah tutmasının çoğu zaman manası olmuyor. Çünkü daha fazla para gelecek. O yüzden ölmeyi tercih etti burada Logic Man. Evet, operatör yine bir yanın ellerinde bu arada. Bu konuda bir değişiklik olmadı. Hatırlıyorsan evet. Yılbaşı beklentilerimiz biraz daha operatörün kediye kayabileceği yönündeydi. Logic Man'in harika reaksiyonunu bir kez daha izliyoruz. Yine A tarafına Cypher yetenekleri kullanılıyor. Round'un hemen başında Moş hem kamerasıyla hem cage'leriyle, kafesleriyle burada bir varlık gösteriyor. Logic Man henüz duvarını kullanmadı. Heaven'ın üst tarafını açmayı şu an için hazırlıyor gibi. Cage yardımıyla da Moş Heaven'a doğru yavaş yavaş ilerlerken takım arkadaşları yeni yeni ona katılıyor. Bu esnada Kiwi'nin de konumu çok önemli. Şu an için iplere kadar sızmış Kiwi. Evet. Kiwi harika Kiwi, bir lurk bu arada. Evet. Şu an duvar üstünü falan temizledi. Burası hareketlendiği zaman orada Obia önemli bir skor buldu. Şimdi etkilenecek orada. Zelzeleden kimse ona ulaşabilecek mi? Şu ana kadar ulaşabilmiş değiller. Bia orada bir tane daha skor çıkartabilir ama Krax Bia bir tane daha buldu. Yine kendisine pozisyon yaratmaya devam ediyor. Bir
ya. Bu sefer Pova tarafından düşürüldü. Pova! Ama birer hiç takaslanamadılar. Hiç takaslanamadılar ama Logic Man'in ultisi var. Kaldırabilecek birisi şu an için yok. Eğer hayatta kalabilirse... Ooo Kedi! Şimdi burası kritik yalnız. Hala ultisi olduğunu unutmak lazım. Ultisinin yardımıyla hareket edebilir. Logic Man'in iyileştirmesine ne kadar vakit var onu da görmemiz lazım. Oraya dönebilirsek eğer Logic Man Vandal'ın da yardımı. Headshot geliyor. Ultisini de kullanmak durumunda. Kalmadı. Kalmadı evet. Ve... Lixa bu sefer daha erken bir anda ulaştı bir önceki haritanın aksine. Yani doğru bir double pick. Bir yanın burada operatörle oynandığı zaten belliydi. Ona rağmen iki taraftan da bir deneme yapıldı ama bir ya burada hata yapmayan taraf. Kill alıp çok da güzel bir dash kullanımıyla site'de bir skor daha buldu. Ultiden etkilenmiş olmasına rağmen. Burada round kopabilirdi. Gerçekten kötü bir oyun. Team Lixa'dan birer birer çıktılar iki oyuncunun cross'una. Ama The Caddy round'u getiren kill işte buydu. Crux da birebir de Logic Man'e karşı diş geçiremedi. Aim punch'a rağmen orayı toparlamayı başarmış Kaydı. Ve Logic Man şu ana kadar harika bir harita evet, oynuyor bu arada. Evet, kesinlikle. İki Sage'in harika başladığı bir split haritası. 4-1 Lixa bu kez cevabı Icebox'a göre biraz daha erken verdi ve midde yine bir oyun var Team Lixa'dan. Evet. Bu sefer ortada birazcık daha varlık gösteren bir futbolist var. Buraya ki bir operatörle bakıyor ip tarafına ve şimdi geriye doğru çekilecekler. Bakalım hücumu nereye çevirecekler. Spike da hala ortada unutmamak lazım. Mosh burada yavaş yavaş hareket ediyor ama burası bayağı kalabalık Lixa tarafından. O yüzden Mosh tehlikeli bir noktada kalıyor. Silahın ucu gözüktü orada ve Payvel bunu düşürüyor. Krax'tan gelen bir tane takas var. Unutmamak lazım. Bir skora ultisi gelecek yalnız onun. Ve ipteki oyuncu da baskılandı. Geriye kaçmak durumunda kalıyor Payvel. Gelen hasarlar sebebiyle hücum B'de bitirilmek isteniyor. Özellikle iki oyuncu buraya oldukça yakın. Nightshade burayı tek başına savunurken Bia yeni yeni Heaven'dan yardım getirmek üzere. Astra yıldızları buraya bırakıldı. Yalnız bir yer çekimi var. Bu yüzden çıkamayacaklar buradan. Nightshade flash'ten etkilendi. Pova! Yakalanıyor ve Fairwell. Ultisi de açık. İki tane kem göz kullandı. Bunlar kırılıyor. İkili bir oyun var site'de açmak hiç kolay olmayacak derken Crux muazzam bir kill. Hemen revive'a giderken Mr. Fallin. Çok tehlikeliydi harika yalnız. Girdiler buraya. 4'e 2 bir pozisyon söz konusu. Mr. Fallin. Triple peak. Kimseyi bırakmıyorlar ve bir de kaçan atış gibi rötuşu yaptı ama Mr. Fallin ve Crux muazzam bir site girişi. Yani Crux ama öyle bir yerde arkasına döndü ki ultisini kullanamadan düşürülebilirdi. O da büyük bir tehlike oluşturabilirdi. Mr. Fallin orada devreye giriyor. Mr. Fallin orada kritik bir hamleyle. Tabi burada bu arada Pova savunmasız şekilde çıktı. Ve Spectre bir anda Vandal'a dönüştü aslında. En azından verdiği hasar anlamında. Harika. Mr. Fallin gerçekten yine iyi bir harita başlangıcı yapıyor. 6-1 sadece bir kere öldü 6 round'da Mr. Fallin. Evet fark 4'e çıktı. Polist kaybetti round'un arkasından. Kendi adına 5. round'a kazanmış oluyor. Biraz daha yavaş bir başlangıç ve bu Piki bekliyordu zaten. Kiwi The Caddy round'a herhangi bir hasar bırakamadan veda etmiş oldu. Hemen erken aşamada ve yani retake arkadan gelecek gibi. Burada evet. Bir trap var. Girmek kolay olmayacak. Birden fazla oyuncunun buradan olduğunu anlayacaklar. Logic Man burada ne kadar ayakta kalabilirse Team Lix adına o kadar kar. Evet Logic Man oraya iki oyuncu şimdi bakıyor ama kendisini gösterme niyeti yok hala site'a girmiş durumda değil. Oldukça yavaş bir şekilde buraya kontrollü bir şekilde hareket ediyor. Oraya bir çekme geldi yalnız Vol da açıldı. Buz duvar da açıldı ve oradan uzaklaştırıyorlar. Logic Man'i Fairwell arkadan geldi ve Moj'u buldu yalnız. İkinci oyuncu da orada bir tane silah bulacaklar. Logic Man'in ultisinde olduğunu unutmak lazım. Nightcheck! Smoke'un içerisinde Pova'yı da buldu bu round bir nokta. Bir B'ye anda farklı bir yere gidebilir. Spike B'ye gidiyor ama sayı avantajı burada Lixa'nın ellerinde. Yalnız Kiwi Logic Man fighter round'u belirleyebilir. Kiwi hata yapmadı Logic Man'e karşı. Ve 3'e 2 bir pozisyon kaldı geriye. Crux'ın aldığı kill'le beraber. Fairwell yine arkadan geliyor. Bia ile beraber iki duelist. Bakalım bu retake'de ne kadar başarılı olabilecekler. Mr. Fallin şu ana kadar shoulder'larıyla buraya bakıyordu. Bir oyuncunun yeri anlaşıldı ama Bia'dan hala haberdar değiller. Mr. Fallin iyi bir yetenek yalnız Bia orada yardımdaydı. Takastaydı ki bir hata yapmıyor. Üzerine doğru geldi yalnız bıçaklar kaçmasına rağmen. Crux iyi yardım. Polist adına kontrol kaybedildi. Hem de iki kez round'un evet. Gidişatında ama oyuncular iyi yardımlaşıyor yine. Aynen öyle. Round'u çıkararlar olarak de gözüküyorlar şu anda. Kalan 3 ve 4 kısmını Kiwi sorumluluk alması gereken yerde almayı başardı. Zaten neden aslında bunu aldığı birazcık sorgulamak lazım. Hem sayı dezavantajı var. Sadece düz mantık düşünüp rakip
birbirlerini takaslarsa 4 ve 3'te kaybediyorsun evet. Round'u. O yüzden eşitlemeniz lazım her şeyden önce. Artı Logic Man'i en son nerede görmüştü? İp tarafında duvardan. En mantıklı yer buradan gelmiş. Aynen öyle. İp tarafında olduğunu biliyordu zaten. Nereden gelecek? Merdiven tarafından gelecek. B tarafından gelecek. Ve oraya hemen bir peek atmıştı Kiwi. Belki de round'un en kritik hamlelerinden bir tanesi oydu. Şimdi ortaya kullanılan bir Lixa tarafında duvar var. Farewell de duvarın arkasından yakın tutuyor. Tabii Azdet'ine güveniyor bu noktada. Bir skor alırsa diye sarsma isabet ediyor Farewell'e. Nightshade yalnız Mr. Fallen'i düşürmüş. Temizliyorlar tutu arkasını fakat orada kimse yok. Ve Farewell orada birinin olma ihtimali tabii ki değerlendiriyor. Kuruşlarında duvar kırılacak. Orada bayağı dar bir alan kaldı Farewell için. Tehlikeli bir noktada skor bulmak yani. Zorunda ama Moj ona izin vermiyor ve oradan çıkamıyor Farewell. Durum 4 ve 4'e geldi. Logic Man'in ultisi var unutmayalım. Eğer orta tamamen açık bırakılırsa gidip takım arkadaşını kaldırabilir ve şimdi Bia'nın yardımıyla bunu istiyor gibi gözüküyor Logic Man merdivenler tarafında ama Moj izin burada. Vermeyecek. Moj buna izin vermeyebilir. Oraya bakıyor şu anda Kady. Orayı kontrol etmiyor. Diğer tarafa China tarafına bakıyor. Moj kritik bir zamanda çıkacak. Bir tane bulabiliyor sadece oradan. Ve takaslanıyor. 4 ve 3 sayı avantajı yine burada. Yani hiç gerek yok. Nightshade evet. Yergökayna. Evet, Yergökayna gelmişti bir de. Buraya doğru kitlemek istedi. Krax duvarını açıyor. Ancak duvar gepli. Son parçası açılımı derken Pova'dan bir kill. Kedi dolaştı. Bir kill de o buluyor. Yeri belli. Bia da burada. Yalnız Kiwi buraya piklemek isteyecek Kiwi. Hazırlı olmamasına rağmen buldu bu kill. Smoke'larla bir kez daha çıkıyor. İki oyuncu da kaçırdı birbirini. Bir türlü bulamadı iki jet birbirini. Bia pikliyor bu kez. Krax'tan yardım var. Yani Lixa şu an eline geçen ikinci fırsatı da tepti. İkinci fırsatta tepti kesinlikle. Futbolist bir önceki karşılaşmayı hatırlayalım. 2v2'ler, 3v2'ler vesaire. Hep Lixa'ya gidiyordu. Lixa'nın geri dönüşü esnasında hep Lixa'ya gidiyordu. Ama bu karşılaşmada şu ana kadar futbolist o roundları almayı başardı. Yani Krax ne yapıyorsun abi? 17, 2'ye 3, henüz 8. rounddayız. Yani hakikaten artık bir noktadan itibaren saçmalık noktasına ulaşıyor. Bu arada az daha karbon yapabilecek noktaya geliyormuş orada. Evet, Moj. Ama küçük bir timing sıkıntısı olmuş. 7-1. Ve yine Echo. Ya bireysel inisiyatiflere bağlı kalmak durumunda dedik Lixa ama bu bireysel inisiyatifleri doğru yerde kullanamıyor. Nightshade'in geçen round yaptığı hamleye gerçekten hiç ihtiyacı yoktu. Birkaç round yine belli başlı pozisyonlardan yapılan çıkışlar iyi gözükmedi Lixa tarafından. Bu kez garajın alınması isteniyor. Nightshade ve Logic Man burada yürüyen iki oyuncu. Krax onlara hazırlıklı. Yine bir Echo'da yine bir şeyler deneyecek Lixa ama Krax buradan geçiş imkanı vermeyecek gibi duruyor. Phantom ile ikili aldı. İkinci oyuncuyu da bekliyor. Krax iki tane 19. Kolay entry karşısına gelen. Bu arada Krax da dediğin gibi saymaya devam ediyor. Ben de saymaya devam edeceğim bu arada vurdukça. 20'ye de gitmek üzere. Ciddi bir silah avantajı söz konusu. Kediyi de yakalayacak mı? Hayır. Kediden güzel bir headshot. Krax burada round'a veda etti. Yine bu kez de midden bir oyun söz konusu. Lixa Echo'ları defaultlar oynamayı tercih etmeyip rakibi şaşırtmak istiyor. Ama futbolist boş site'i yine buldu. Evet ve sesleri duyuyorlar şu an Lixa oyuncuları. Bunu tabii daha önce yaptılar arkayı. Arkadan geldiğini tahmin edecektir. Trap yok ki zaten. Yok var. Aa varmış. Evet. Var. Trap ama Kiwi nereye bakıyor? Pova. İkinci oyuncuyu beklemeyecekler. Bir tane buldu ikincisini de buluyor Pova. Çok zor olmadı. Kiwi yani ölebilirdi gerçekten. Hiç oraya bakmıyordu. Şimdi Kedi'yi düşüren isim de kendisi oldu. 8-1 futbol izin. Silah var. Çok rahat. Lixa gerçekten birkaç round dışında çok fazla varlık gösteremedi. Ekonomiyi de bir türlü istedikleri konuma getiremediler. Gun roundlarında hep entry veren taraf onlardı. Ya yani midden istediklerini hiçbir zaman alamadılar. Ya yani vol olmasına rağmen burada hatta ikili üçlü oyunlar deneniyor. Hem ipten bir oyuncu, Heaven'dan iki oyuncu genelde piklemek istiyor ama Futbolist hem buna karşı çok hazırlıklı hem de olması gerektiği gibi oynuyor. Yine A tarafına bir başlangıç söz konusu olacak. Cypher'ın avantajları da bu arada çok fazla belli ediyor kendini. Evet. Moj iyi bir harita geçirmesine karşılık skill'lerini de gerçekten hep doğru kullandı. Bu arada The Carry. Yine bir ulti kullanıldı. Farewell'in de yardım var. Flash'ten etkilendi. Dediğin gibi bir çekme var. Farewell yine de pikledi. Farewell! Harika bir spray transfer. Bir anda 5'e 2'ye geldi oyun. Farewell bir kill daha mı bulacak? Evet. Harika bir oyun Farewell'den. Logic Man de gelmiş yardıma. Round hiç istendiği gibi gitmedi bu kez futbolcu tarafından. Lixa en net geçirdiği round ve çok net geçirdiği bir round. Evet ama bunun da sebebini birazcık değerlendirmek lazım. Futbolcu ilk kez bu kadar hızlı oynamaya çalıştı. Ve herhangi bir alan almadı. Herhangi bir şekilde rakip oyuncuları
tuttukları pozisyonlardan uzaklaştırmadı, crosslarını bozmadı. Sadece kullanılan bir tane breach ultisi var ve breach ultisi kullanılmadan evvel çıkan, aynen, pikleyen bir oyuncu vardı. Devamında da çekmenin içerisinden çıkmaya çalıştılar breach ultisi kullanıldığı için. Orada da fairway'den çıkıp bulduğu iki tane skor var. Yani futbolist aslında standart yaptığı şeylere yapmaya devam etse belki de farklı bir round'u izleyebilirdik. Breach ultisi birazcık onları yemlemiş oldu diyebiliriz. Evet. Burada önemli bir düello var. İki oyuncu da birbirini bulamıyor. Kiwi yalnız leglenmiş. Kiwi ya duvardan hatta legden daha fazlası gelmiş oraya. Ve bir iyileştirme alacak ama canı fullenmeyecek tabii. Kiwi'nin burada bunu yapmaya çalıştığında hep B'de bitirdi. Oyunu futbolist tarafı ortada gösterdiğinde yine hücum B'ye doğru hareketleniyor gibi gözüküyor Krax ve Kiwi'nin pozisyonunu göz önünde bulundurduğumuzda. Vol yavaş yavaş sakin sakin kırılıyor. Evinde iki kişilik bir oyun var. Logicman Vol kırılmaz. Smoke'unu kullandı. İpten de bir yardım gelecek. Tıpkı bir önceki roundlarda olduğu gibi. Ve Logicman Smoke'un içinden gelen Astra Smoke'unu da kullanarak kendisine daha iyi bir pozisyon yarattı. Fairwell'le beraber bir crossfire setup'ı kurmuş durumdalar. Mojun bunu açması çok kolay olmayacak ama pek açmaya niyeti yok gibi. Evet. Burada varlık gösterip biraz daha rotasyonu kesmek isteyecek. Bu esnada hücum B'ye yavaş yavaş gidiyor. Fairwell bir cam göz kullandı. Moj kendisini gizlemeye devam ediyor. Görmediler onu. Moj sneak peek yapabilir. Oo, şimdi çok kuvvetli bir pozisyonda kaldı yalnız. Hiç bilmiyorlar ve beklemiyorlar onu. Burada hemen flash geliyor. İyi bir flash, evet, dediğin gibi Mr. Fallen kendi flash'ını yardımıyla tutuyor. Moj yürüyor. Oo, Mr. Fallen yine vurdu. Krax ya ama Moj nerede? Moj nerede? Hala Moj gelmiş durumda. CT'yi alıyor. Evet, tabii site'i temizledikten sonra son kalan oyuncuyu arıyor Moj'da ve Kayn'in bağıra bağıra geliyor ve Moj hop headshot. İstediğini aldı Moj. Aynen, çok sabretti. Bir kille taçlandırıyor bunu. Güzel bir oyun oynadı Moj kesinlikle ama futbolist de özellikle hücumun planının B olduğu anlaşıldıktan sonra takasları çok iyi getirdi site, evet, içerisinde. İyi kullanılan bir flash sonrasında gelen ekstra bir entry. Smoke içinden bulundu biliyorsun o entry ve sonrasında takaslar gerçekten acaba iyi geliyor. Kiwi'nin de operatör oyunu her geçen an iyileşmeye devam ediyor. Krax 20. kill'ini buldu bu round içerisinde ve futbolist bu iyi gidişattan sonra bir de mola aldı. Yani Krax başka bir şey oynuyor şu an. Evet. Smurfluyor. Evet, 25-4. Bugün hissediyor Krax gerçekten. O böyle oynadığında da tabii izlemek onu keyif. Gerçekten iyi bir eğip. Şu an Kiwi'ye falan öyle iş bile düşmedi. Tam onu diyecektim yani, bakıyorum çok fazla öne çıkan başka futbolcu oyuncusu yok ama ya takımımızda 20 kill almış bir oyuncu varken zaten burası henüz ilk yarının sonuna bile gelmedik. Bir oyuncunun yani ortalama ya olarak şöyle hedef kili 20'dir. Logicman'i bir kenara bırakalım. O da çok değil, 9 vurdu yani. Diğer bütün oyuncuların toplamı 21 fazla, zaten. Evet. Yani Krax tek başına 20 vurdu. Mola sona eriyor ilk yarının son roundu için. Ve futbolist bunu saldıran tarafta yaptı. Split'in belki de en net savunma haritalarından bir tanesi, evet, olan bu haritada futbolist saldırı tarafında çok iyi bir grafik çizdi gerçekten. Bak buraya çok yakıştı. Bak buraya çok yakıştı. Moj trap'ini ve kamerasını kullanıyor. KD. Ultisi açık bir şekilde. Cross'una birinin çıkmasını bekliyor. Fairwell'in yukarıda. Onu Cade'in olduğu yeri temizleyen bir sarsma geldi ve Cade ışınlarını kullandı. Şimdi geriye doğru çekilir. Buradan çıkmak isteyecekler mi? Ve Fairwell hazır yapmış. Yine oraya bir çekme geldi. O çekmenin üzerinden çıkabilmek imkansız. Ve Fairwell, Nightshade ikilisi 3 tane skor. Hatta 4 tane skor çıkarıyorlar orada. Ve Moj geride kalan tek isim. Yani hücum tek taraflı. Hızlı olduğu her senaryoda Lixa kazanmayı başardı. O da sadece 3 kazanmayı. Ya Fairwell, Heaven'da barındığı sürece ciddi bir tehdit arz ediyor. Yine bu roundda da multikill bulmayı başardı. 9-3 futbolist adına çok iyi geçen bir ilk yarı var. Bundan sonra Lixa'nın yegane hedefi pistol roundunu kazanmak olmalı. Pistol roundunun da kaybedildiği bir senaryoda gerçekten bir geri dönüş hayal etmek onlar adına bile çok zor. Ve bir mola daha arka arkaya, iki mola iki takım tarafından bu kez Lixa'dan alınmış olduğunu tahmin ediyorum. Evet, Lixa'dan alınmış. Yine önemli bir tabanca roundu. Bir önceki haritada olduğu gibi Team Lixa'nın haritada söz sahibi olabilmesi için mutlaka kazanması gereken bir round bu.
Yani 11-3'ten dönebilmek gerçekten çok çok zor olur çünkü. Ve unutmamak lazım. Şimdi Lixa hücum tarafına geçiyor. Yani senin de az evvel söylediğin gibi zor olan tarafa geçiyor bu haritadaki. O anlamda hemen bunun öncesinde alınan bir mola var. Lixa tarafından bakalım hücumları nasıl şekillenecek. Oyuncuların pozisyonlarına bakıyorum. Mola öncesindeki. B arkasında bir yoğunluk mevcut Spike'da. Yine orada. Savunma tarafında ise 3 kişilik bir A savunması var. 2 kişilik bir B savunması var şu anda yalnız. Evet, hücum bir B split olabilir. Bir kişi ortada görüyorum Nightshade'i. Kalan 4 oyuncu B arkasında. Lixa tarafında. Bir olalım. Onları karşılayacak isimlerse Pova ve Krax olacak. Şimdi yavaş yavaş B arkasını alıyor. Lixa Pova da astral formda yıldızlarını orada bıraktı ve Pova'nın pozisyonu ortaya çıktı. Çekme de geldi. Deşi kullandı ama Pova onu bulmayı başardı. Gerçekten önemli ve oraya gelen de bir sarsma var. Herkes savunmasız bırakılmış durumda ama oraya pikleyen kimse yok. Hemen geriye çekilen bir Pova var. Yalnız headshot geldi Farewell'den Mr. Foldin'e. O da geriye çekilen isim. Spike kuruldu. 5v4. Say avantajı futbolist ama. Bir flashla beraber Pova eş zamanlı olarak hareketleniyor derken Farewell önemli bir kill. Farewell çıktı. 2'yi de bulduk. Krax'tan takas biraz geç de olsa geliyor. İki oyuncu birden Pova'nın sol tarafında yürürken fazla uzun süren bir fight. Kivi'den Krax'tan eş zamanlı killer. 2'ye 1 pozisyon. Kivi tek başına kaldı. İki oyuncunun cross'una çıkmak zorunda. Kivi ilk oyuncuyu buldu ama Logic Man doğru yerde. Takımının hemen omzunda, takım arkadaşının hemen yanında ve 9-4 Team Lixa ilk parolayı bir şekilde geçti. Evet. Onlar için aşırı önemli bir round'tu bu. Evet. Dediğim gibi rakibin 11'e gitmemesi için hızlıca. Şimdi tekrar izliyoruz. Farewell bulduğu iki tane skor oldukça önemliydi. Ve Kedi'den de gelen bir tek var. Heaven tarafına. Devamında yani 1v1'e kadar indirmeyi başardı. Orayı Kiwi ile birlikte ama Logic Man zaten o 1v2'ye kadar canı azalmamıştı bile. Orada 125 canlı şekilde duruyordu. Yerden de kendisine bir tane frenzy buldu ve round'ı kapatmayı başardı yine. B hücumu hızlandırılacak gibi. Burası oldukça kalabalık yalnız şu an futbolist tarafından. Yani tehlikeli bir noktaya gidebilir bu round. Heaven'dan da destek geliyor. Bir ya kutu üzerine çıkmaya çalıştı. Mr. Fallen entiği bulan oyuncu. Çok ciddi bir silah dezavantajı var. Yakın mesafede spektrelerin öneminden bahsetmeye gerek yok. Krax harika iki kill bulmuş olsa da round'un biraz gidişatı belliydi zaten ama ona rağmen yani full echo'da bulunan 3 oyuncu bence çok değerli. Krax da vurmaya devam ediyor. 24. kill'i olmuş oldu bu aldığı iki kill'le beraber ve şimdi bir bonus. Hatta net bir bonus olarak adlandıramayacağız. Bu yüzden futbolist eğer kazanırsa harita kontrolü yine çok kolay bir şekilde kaybedilecektir diye düşünüyorum. Lixa tarafından birlikte görüyor olacağız. Evet yani. Şerifler bol. Evet iki şerif var. Hatta Kady de kendi şerifiyle birlikte oynayacak. Sadece bir vandal. Lixa tarafında Krax yakın tutuyor. B tarafını yine B arkasında. Oyuncular yine hücum B tarafında gibi. Bu sefer Krax'ın duvarı kırıldı ve info gelmiş oldu. Böylece ortadan da Mr. Fallen'in aldığı bir info var. Evet Kady ultisini açtı bu arada. Önemli. Hücum tarafında tabii ne kadar etki edecek göreceğiz. Chamber ultisi bir operatörün varlığı. Silah yokluğunda aslında bir fark yaratabilir kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş ortaya doğru hareketlenen iki tane oyuncu var bu arada. Bia ve Kady formunda ve oraya gelen çekme yetenekleri alıyorlar şu anda ve ortaya doğru hareketleniyor. Şimdi Lixa tarafı Kady orada bir düello alacak. Kritik ve Mr. Fallen'i buldu. Bu çok önemli. Timing'di burası biraz. Evet, timing'di. Kady timing'i doğru yakaladı. Bulunan bir entry Heaven tarafında önemli olacak. Tabii ki yine bir B hücumu Pova backside'da. Ona en yakın yardım Heaven'da iki oyuncu birden burada. Tabii ki hala bir tarafından da şüpheleniyor. Gelen bir flash, bir wall'la beraber B hücumu hızlanacak. Çekme çok fazla etkilemedi. Yavaş yaptı buradan sadece. Deşiyle kaçıyor derken Pova ayakta kalmak zorunda ama Farewell harika bir reaksiyon. Deşiyle kaçtı buradan Kivi yardım gelirken Kivi bir kill buluyor. Yardım Krax'tan. 2-2 pozisyon. Spolis iyi toparladı burayı. Ve son 20 saniye kala Knight'ci hala A'da.
20 saniye var sadece. Burayı birazcık hızlandırmak zorunda. Heaven'da kimse yok. Heaven'da yakalayamayacak kimse yok ama orada birini burada yalnız bu spike kurulamazsa veya erkenden evet, ışınlanmasıyla hemen kendisini güvenliğe attı ama şu an oraya kapalı o yani kapalı bir şekilde çözmeye çalışırlarsa engelleyebilecek şu an kimse yok. Oraya bir kafes kullanılıyor Moş tarafından. Şimdi oturdu. Oo bu işte çok önemliydi. Evet. Krax Night Chain'i düşürdü. Kaydı. Birebir Moş vaktinde çıkıyor, takası alıyor. Yani Spike'ın kurulduğu yer Night Chain'in pozisyonu aslında çok ideal değil. Evet, hiç değil. Yani zaten dediğimiz gibi Heaven'dan gelen kimse yok. En azından Night Chain açık kurulsa. İşte ama sen de. Ama açık da kurabilecek pozisyonda değildi. 2v2'ye gelmesi problemdi. Bu arada ciddi bir ekonomik hasar bıraktılar aslında futbolistin üzerinde. Ama futbolistin şu an en önemli olan şey artık round'u kazanmak. Zaten ona ulaştılar. Şimdi Bulldog vesaire gibi silahlar, Bulldog Spectre'lar görebiliriz futboliste. İki oyuncu hayatta tutabildiler sadece. Onlar da alabilecek kadar ekonomiye sahip mi? Onu göreceğiz şimdi. Evet, bir tane Spectre var ve bir tane de Guardian. Muhtemel bir avcı mı? İki kişilik bir savunma. Kuvvetli de gözüken bir savunma. Gelen bir flash var. Bir yağ beklemedi rakibini burada. Moj da bir kill bulmuş. Biraz ucuz bir deneme. Bir flash kullanımıyla beraber Mr. Fallen pike değil sağ tarafa geçmeye çalıştı. Bunu başardı ama Nightshade takım arkadaşını Kiwi'yi yakalıyor. Ve Mr. Fallen yeri belli. Harika bir flash daha Mr. Fallen'den yardımda Krax'tan geldi. Harika bir savunma performansı daha. Yine krize girme potansiyeli olan bir round'tu. Ve bu silah round'uydu. Evet. Şimdi Eko'ya düştü. Liksa yani ilk silah roundunu bu kadar hızlı oynamaya çalışarak işte çekmenin olduğu yerde, kafesin olduğu yerde onlardan çıkmaya çalışarak harcamak Liksa için oldukça aslında büyük bir problem ve 12. roundda futbolist tarafında artık ulaşmak oldukça kolay gözüküyor ve yine Krax'tan gelen burada skor var. O da 27 oldu. Yine bir A oyunu olacak. Bu kez agresif bir wall gelecek Krax'tan. A girişinde hemen bunu kullandı. Çekmeden de rahat bir şekilde kaçıyor. Bir anti-wall. Birlikte çıkacaklar buradan. Krax'ın cross'u. Krax! Bırakmadı spreyini. 2 kill birden. Kaç oldu? 29. 29. Güzel. Krax saymaya counter devam ediyor. Yakın mesafede. Kiwi bir kill. Logic Man'dan takas geldi ama Nightshade yine olaylardan çok uzak. Ayakta kalan ve Moş tarafından o da bulunuyor. Logic Man son kalan isim. Burada düşseye düşmesi de bir sonraki roundda zaten ultisi olacak. Krax 30'u istiyordu ve 30'a ulaştı. 17 roundda 30 skor. Secde. Biz bir şey demesek de olur. Krax zaten gerekeni yapıyor. Harika bir performans. 7 roundluk bir fark. 7 adet harita puanı. Futbolist adına bir mola var. Bu ilk harita puanının, ilk seri puanının aslında önünde bakalım. Liksa bir şeyleri değiştirebilecek mi? Futbolist'ten gelmiş bu mola. Bu arada onu da belirtelim. İşte Moj'un pozisyonu ekranlarımızda. Şöyle mücadelenin genel highlightları rejimiz tarafından ekranlarımıza getiriliyor. Evet. Yani maçın çok büyük bölümünde rakibin yapmaya çalıştığına cevap veremedi Liksa tarafı. Yani roundlar yakın bile geçmedi roundların aslında çoğunda, haritanın çoğunda. Ve futbolist net bir oyunla artık maç puanlarına hatta seri puanlarına sahip. 7 tane seri puanı gelecek futbolistten. Şimdi bir silah roundu tekrardan. Ultilere bakıyorum, 3 tane ultisi var burada Liksa tarafının. Bu roundu Yergök Ayna ile oynamak isteyebilirler, karşı tarafa bakıyorum. Ultiler yine Pova'nın bir skor ultisi gelecek. Krax'ın ultisi var, Kevin'in ultisi var, Moj'un. Nör'ün hırsızı. Bir retake senaryosunda oldukça önemli bir silah tabii ki. Bariyer kuruldu. Yine Krax'tan kullanılan agresif bir ulti. Özür dilerim, duvar. Fakat orada kimse yok şu anda. Onu da hatırlatalım. Hücum nerede şekilleniyor? Hücum ortada şekilleniyor. Ve ipler tarafının kontrolünü alan bir Liksa var ve şimdi orası agresifleşiliyor yalnız. Krax! İki taraftan da gelen oyunculara reaksiyon gösteremedi. Sage ultisinin de olmaması anlamına geliyor tabi bu. 5v4'e geldi durum, bir geri dönme fake'i verdi burada Liksa tarafı. Fakat tekrar A tarafına doğru hareketleniyorlar. Şimdi sesleri veriyor. Yalnız Liksa tarafı Mr. Fallen elinde bir sarsma tutuyor. Yalnız hücum nereye gidiyor? Hücum tekrardan dönüyor. Şu anda B tarafına.
Futbolist bunu fark etti. Moş tekrardan B'ye bir rotasyon atma hazırlığında. Pova bir tekme kullandı buraya. Kullanılan bir kem göz var. Pova Raptors'da. Kuvvetli bir konumu var ama yani. Fairwell onu çıkardı oradan. Moş şu an için Smoke'un içinde derken. Nice'den bir kill. Yalnız Moş harika iki kill. Bir de Nurun hırsızı. Bir de KZ kullanıyor. Dediğim gibi Spike'de düştü. Yalnız buradan alıp kaçma imkanına sahipler. Harika iki kill'den sonra bakalım round gelecek mi Moş adına. Mr. Fallen 2 kill'de oradan geldi. Fairwell yeri belli, Moş üzerine gidecek. Fairwell kötü bir timing. Moş! Niye bıçak çekti eline? Bilmiyorum ama Moş muazzam bir round geçirdi. Mr. Fallen harika 2 kill'de o buldu. Futbolist gitmek üzere olan round'u tekrardan geri getirmeyi başarıyor. Ve 13-5'lik skorla ikinci haritayı dahanesine yazdırarak ligin ikinci haftasında galibiyete ulaştı. Bu haftayı da 1-1'le kapatmış oldu. Ve 3-1 yani futbolist dedik yani ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelede çok önemli bir sınav atlatıyor. Kesinlikle öyle, net de bir oyun ortaya koydu. 13-7, evet. 13-5 ile birlikte. Son roundda 2v5'ten yani çevriden kurtarılan bir round futbolist tarafından. Hakikaten yani gitmesi gereken bir roundtu o. Crux'ın erkenden düştüğü, işte site'ın kontrolünün kaybedildiği bir roundtu. Hakikaten Moş ve Mr. Fallen'in aldığı sorumluluklar sonucunu verdi futbolist tarafında. Onlar da dediğin gibi 3-1'e gelmiş oldular. Ligin ikinci haftasının sonunda, dördüncü karşılaşmalarının sonunda Lixa 2-2'ye geriliyor. Ve 2-1'lik takımlar içerisinde yani futbolistin gerçekten ciddi şekilde fark yarattığını görmüş olduk. Bu karşılaşma oldukça tek taraflı geçtiğini söyleyebiliriz. İstatistikler geliyor karşılaşmanın istatistikleri. Fairwell 15 skor, yani takımın MVP'si bir tarafta 15 skor almış, diğer tarafta 30 vuran bir Crux var. Yani 410 çatışma skoru ortalama, 3.5 KD'ya hakikaten acayip bir performans izledik. Yani bir şey demeye gerek yok. Crux gerçekten harika bir oyun. Oyunun en başından en sonuna kadar hep en iyi oyuncuydu. Roundların çoğu zaman kilit oyuncusu olmayı başardı. Muazzam bir performans. Crux gerçekten çok fazla tebriği hak ediyor bugün. İlk seride de hiç fena değildi. İkinci seride de farkını ortaya koyuyor. Lixa adına ne bireysel olarak ne takım olarak çok fazla bir hamle göremedik. Futbolist istedi ve aldı. Net bir şekilde söylenebilir. Moj'un çok iyi katkıları var. Kiwi yer yer ön plana çıkabildi. Pova, Mr. Fallen gerçekten beşli olarak futbolist çok ciddi bir takım örneği gösterdi bugün split haritasında. Tebrik etmek lazım. Önemli de bir sınavı ikinci haftayı galibiyetle kapatmanın sevinciyle şu an birebirler. Lixa adına bilmiyorum, bu bir kötü gidişata sebebiyet verebilen bir maç olabilir. Çünkü çok uzaktı maçtan Lixa. O evet. Özellikle kazanılan 7 round periyodun dışında Lixa gerçekten uzaktı maçı. Evet ama yani yine de karşılarına futbolist olduğunu unutmak lazım. Bence harita havuzu itibarıyla da şu an yani Icebox'a ve split'e gitmek futbolist için bir rakip haritada oynuyormuş izlenimi yaratacak bir senaryo yok burada. Evet, değildi. Onu unutmamak lazım ve 2-0'la futbolist geçmiş oldu. Şimdi günün ilk serisini bu şekilde sonlandırdık. Bugün sahneye çıkan ilk iki takımımızı da tebrik edelim. Bir sonraki karşılaşmalar önümüzdeki hafta olacak ve günün ikinci serisi Thunderbolts'la Surreal arasında olacak. Onun öncesinde bir araya gidiyoruz. Günün ikinci serisiyle birazdan beraberiz.